bakıyoruz. Yayını başlattık. Başlamış hocam. Başlamış mı? Ses geliyor mu acaba? Aa, ben böyle dondum kaldım. Merhaba. Merhaba. Ufuk Balcı merhaba bu arada. Ömer merhaba. Ben böyle bakıyorum acaba başladı mı başlamadı mı diye. Haldun Güçlü merhaba. Herkese. Birazcık şöyle galiba Hazar'cığım merhaba Ankara'ya. Çok selamlar arkadaşlara. Mustafa Kaçra iyi akşamlar. Şimdi birazcık tabii ki arkadaşlarımız gelsinler. Ondan sonra başlayalım. Merhaba Mustafa Yüce, Mehmet Öksüz. Merhaba. Sesim geliyor. Güçlü geliyor değil mi sesim? Umarım bugün böyle çok aksaklık olmaz. Çünkü canlı yayınlarda birazcık sıkıntı olabiliyor. Mehmet Sait, iyi akşamlar. Kadir İstifçi, okuyorum. Baran Asena, Hasan Tahsin yaptı, Emrah Tüzün. Şimdilik böyle bir okuyalım. Dilerseniz. Merhaba. Gmet, Musa Yavuz merhaba. Merhabalar bu arada. Mehmet Bey merhaba. Necdet Altan merhaba. Musa Yener, herkese şey yapıyorum. Oya Çelik merhaba. Şey gibi hissettim kendini. Hani piyanistler olur ya, piyanist şantör gibi. Mete merhaba. Tekrardan şöyle kaçırdıklarım acaba var mı? Oya Çelik merhaba bu arada. Ayşen Görer, Mehmet Önce be. Güzel geliyor sesimiz. Umarım yayınımız da güzel olur. Çünkü Serpil, Nejat Karaca, herkes geliyor. çünkü 9'dan sonra genellikle herkes canlı yayın yaptığı için doğal olarak birazcık böyle biraz sıkıntı olabilir. Okan Yılmaz merhaba tekrardan. Oya Çelik, evet anlatacağım bugün, birazcık felsefesinden de bahsedeceğim. Yaşar Aksu merhaba, vallahi çok özledim. artık Fuji filmler de açıldı, herkes çay içmeye gidebilir galiba diyorum. Ars Kreatif merhaba, merhaba. Şimdi birazcık yayınımız geç gidiyor ve tabii ki Ramazan ayında olmamızdan dolayı henüz yemeklerini bitirip gelenler de oluyor. O yüzden de şöyle birazcık girişi hafiften affınıza sığınarak tabii ki azıcık geciktiriyorum. Çağlar Tunca, Aslı Korkmaz, herkesi söylüyorum. Ertan Akbaş, Met 71, Emrullah. merhaba herkese. Ben Özlem Gürel, Suat Bey merhaba. Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Bugün şöyle bir giriş yapayım hafiften. Ayçan Gönenç, İzmir'e çok selamlar bu arada. Halil Üstev, herkese selamlar. İte, Mimhan, isimler farklı tabii, nickname gibi galiba bazıları. Funda Kurt, merhabalar. Merhaba herkese bu arada. Ben bir giriş yapayım dilerseniz. Bugün sizlere iki ayrı konu anlatacağım. Tabii ki hepsi çok geniş ve çok uzun olmayacak. Birazcık tozunu alacağız bugün. Özellikle işte minimalizm ve ışık gölge konusunda. Arada döneceğim. Bu arada soruları bekliyorum hepinizden. Yani interaktif bir ortam olsun istiyorum açıkçası. O yüzden sorularınızı bekliyorum. Şöyle bir geliyor herkes. Volkan Ünlü, Özhan Arıoğlu, Egemen, Özhan Arıoğlu gene, Hatice Kübra Kaya. Merhaba Hatice'cim. Şöyle... Doğuş Üniversitesi Sinema Fotoğrafçılık Kulübü olarak misafiriniziz diyorsunuz. Hoş geldiniz Doğuş Üniversitesi bu arada. Hep beraber izliyorsunuz. Çok teşekkürler. Orhan Yavuz Art, Emre Uzun, Ali Işık, Muhsin Toptağ. Herkese selamlar bu arada. Bugün dediğim gibi sizlere minimalle ilgili ya da minimalizmle ilgili bilgiler vereceğim. Aynı zamanda ışık gölge konusunu da ayrıca işleyeceğim. Minimal konusunda birazcık aslında farkındaysanız şöyle çok kaynağa ulaşılamıyor. Yani daha çok
atılan maillerde ya da işte bana gelen sorularda bir kaynak ya da bir kitap var mı şeklinde soruluyor minimalle ilgili özellikle. Ama maalesef genellikle pek yayın bulunamıyor özellikle. Yani Google'a yazın, sizin de karşınıza çıkacaktır. Mutlaka hep yabancı kaynaklar var. Yani İngilizce kaynaklar var bu konuda. Kitap az ama tez çalışması olarak bulabilirsiniz bazı kaynakları. Ama ben dediğim gibi birazcık böyle üstünden tozunu alacağım. Uğur Sağıroğlu merhaba tekrardan. Şöyle bir iki dakikalığına gireyim tekrar. Erzurum'dan selamlar demiş. Onur Özderen, Gürkan Akbulut, Nail Haluk Bolat, Aşen merhaba. Haku The Dragon, Serdar Taşşürek, Serdar Mutlu, Sinan Bey, herkese çok çok selamlar. Şimdi minimalizm konusuna girecek olursak, artık yavaş yavaş girelim mi bakıyorum ama bir iki dakika daha diyor arkadaşlar. Ümmü Naz merhaba, Serdar Taşrek merhaba. Herkese böyle şey gibi oldu. O cıstak cıstak siz de mi geldiniz gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi bugün olabildiğince yeni açan arkadaşlar için, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Olabildiğince soru sormanızı isterim ve karşılıklı lütfen sohbet şeklinde olabilirse çok çok sevinirim. Ben size tabii ki sunum olarak hazırladım bunları. Çünkü sunum olarak anlattığınızda birazcık düzenli, derli, toplu oluyor bir şeyler. Özellikle günümüzde son 4-5 senedir biliyorsunuz minimal ya da işte mimari, ışık, gölge dediğimiz stiller birazcık daha ön plana geldiği gibi sanki. O yüzden ben de işte fotoğrafa biraz mimari fotoğrafla başladım. Yani fotoğraf dalıyla başladım. Sonra birazcık evrildi. Yani işte minimal çekiyoruz, ışık gölge çekiyoruz. Ve bugün sizlere birazcık çok sıkmadan tabii ki. Çünkü minimalizm dediğimiz şey fotoğrafla var olan bir şey değil bu arada. Herkesin selamlarını okuyacağım. Bu arada Hatice Kübra, Yasemin, Berna Başarır, Namık Yıldız, herkese merhaba tekrardan. Şimdi dilerseniz tam 5 geçe 21.05'te başlayalım. Mutlaka konuyu anlattıktan sonra ya da aralarda lütfen sorularınız olursa almak istiyoruz. Bu arada ben yayının başında teşekkür edeyim Fujifilm ailesine, bizi burada buluşturdukları için. Gerçekten güzel işler oluyor. Farklı farklı eğitmenlerin farklı bakış açıları ve görüş açılarıyla sizlere farklı farklı güzel güzel böyle konular anlatılıyor. Gerçekten bu konuda güzel işler yapılıyor. Şimdi dilerseniz merhaba diyeyim. Şöyle bir son kez merhaba deyip hemen bir başlayayım. Sonra tekrar merhaba yapacağım. Emrah Tüzün, Kled Türkiye selam demiş. Kemal Kakıç selam demiş. Şimdi geçelim mi dilerseniz minimalle ilgili. Umarım herkes gelmiştir. Artık gelmeyenler yarıda yakalarlar. Selam, nasılsınız diye sormuş Tufan Koç. Çok iyiyiz. Umarım daha da iyi olacağız bütün dünyaca. Artık birazcık daha bir şeylerin düzeleceğini düşünüyorum açıkçası yakın bir zamanda. Umarım hepimiz fotoğraf makinalarımızı alıp fotoğraf çekmeye çıkarız artık çok yakın bir zamanda. Çünkü gerçekten çok çok özledik. Cem Selvi, Murat Yılmaz, Ümit Yağmur, çok teşekkürler. Evet, Fujifilm'e teşekkürler demiş. Çok teşekkürler. Evren Öz'den selamlar Evrencim. Ben artık birazcık geçeyim. Başından beri bekleyen arkadaşları da çok fazla bekletmemiş olalım. Dediğim gibi birazcık böyle sunum gibi gidecek ama çok sıkıcı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir su alayım izninizle. Şimdi minimalizm birazcık yeni gelişen bir akım aslında. Yani bir sürrealizm gibi, işte eskilerden hatırlarsanız işte vardı, sürrealizm var, realizm var, puantizm var. Bunlar çok önceye dayanıyor. Ancak minimal kavramı ya da minimalizm ya da minimal sanat kavramı çok daha yeni bir şey aslında. Şimdi minimalizmde şöyle bir şey var. Boşluk kavramı var. Bu arada size sormak istiyorum. Canlı yayındayız. Görülüyor değil mi sunum şu an? Birisi bana yazabilir mi acaba bu konuda? Sunumumuz görülüyor herhalde değil mi ekranda? Tamam. Şimdi minimalizm. Minimalizm deyince aklımıza ilk önce şu gelmeli aslında. Boşluk kavramı.
Boşluk kavramı aslında felsefenin birazcık alanına giriyor. Hani neredeyse felsefe var olduğundan beri bu merak ediliyor. Şimdi mutlaka duymuşsunuzdur, Parmenides diye bir adam var, Yunan felsefesinin bu kurucularından. Yani çok işler yapmış. Arada donması çok sunum yok mu şu an? Görünmedi mi? Ha, bir dakika, pardon arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu an gözüktü mü? Şu an görünüyordur. 10 saniye gecikmen olarak görünecek. Bu arada ben Musa Yavuz, Şerife Köseoğlu, Ömer Çağlar, şu an görünüyor mu acaba sunum? Bakayım. Sunumlar görünüyor şu an, değil mi? Birisi yazabilir mi acaba? Sunum yok. Görünüyor. Tamam. Görünüyor. Evet. Tamam. Tamamdır. Şimdi baştan şöyle bir hemen alalım. Minimalizm deyince biz aslında boşluk kavramını düşünmemiz gerekiyor. Boşluk kavramı da felsefenin varoluşundan beri var. Yani varoluşundan beri var aslında. Şimdi Yunan felsefesinin daha doğrusu kurucularından ya da öncülerinden diyebiliriz. Hatta Anadolulu Parmenides diye bir adam var. Boşluğu bir varlık olarak tanımlıyor. Bir sürü, yani başka bir mesela düşünür de varlıkların kurucu ögesidir diyor boşluk için. Demokritos diye bir adam var bu arada. Hareket için boşluğun gerekli olduğunu, çünkü hareket kavramının boşluk kavramı olmadan anlaşılamayacağını düşünüyor bu filozofta. Şimdi bu filozofları da birazcık böyle konuşmamız gerekiyor. Şimdi eğer boşluk olmasaydı varlık kendini belledemezdi. Hepimiz biliriz bu arada Yin Yang felsefesi, değil mi? Hani hatta kolyeleri, bilezikleri satılır Yin Yang felsefesi. Böyle işte bir tane beyaz, ortadan böyle siyah ve beyaz, boşluk, doluluk ya da karşıtlık, denge konusundadır aslında o kolyeler. Şimdi burada diyor ki bir nesnenin varlığı ancak diyor onun karşıtı olan boşlukla ortaya çıkar diyor. Mesela Tao'yu hepimiz duymuşuzdur. Der ki insan boşluk kavramını içinde saklar. Taoizm'e göre nesnelerin var olması için boşluğa ihtiyaç vardır. Şimdi boşluk deyince hep aklımıza hiçlik mi acaba? Yani hiçbir şey olmaması mı? Hayır. Yani hiçlik anlamına gelmiyor aslında bu. Tersine asıl gerçeklik tam olarak boşluk sayesinde ortaya çıkmaktır diyorlar. Şimdi sanatçı ilham alabilmek için, şimdi boşluğu birazcık felsefe vesaire, ben size sıkmak istemiyorum. Çok güzel sözler var bunlarla alakalı ama hani birazcık üstünden tozunu almak istedim. Şimdi sanatçı ilham alabilmek için boşluğa ihtiyaç duyar. Mesela resmi konuşalım. Resimde boşluk kavramı tabloda iki boyutluluktan üç boyutluluğa geçmeyi, hatta rengi içine almayı sağlıyor. Aslında sonuçta biz hep diyoruz ya, fotoğrafın kendine ait kuralları yok. Biz ne yapıyoruz? Resimden devşirdik bu kuralları. Yani o yüzden iki boyutluluktan üç boyutluluğa geçişi de zaten biz aslında boşlukla sağlıyoruz. Sonuçta nesneler arasında boşluklar olacak ki biz de bu derinlik etkisini görelim. Şimdi hatırlarsınız Mies van der Rohe. Yani mutlaka duymuşsunuzdur bu insanın ismini, bu kişinin ismini. Mies van der Rohe, ya da bunu duymadıysanız bile mutlaka sözlerini duymuşsunuzdur. Az çoktur. Hatırladınız mı bu sözü? Az çoktur. Şimdi Mies van der Rohe aslında minimal tasarımın öncülerinden ve modernist bir adam aslında. Ve daha çok mimar, tasarımcı. Ancak bunun yaptığı işler bir sürü, dediğim gibi, mimarlara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ışık tutmuş. Aslında şunu diyor Mies van der Rohe. Diyor ki az çoktur. Azla çoğu anlatmak aslında. Ve diyor ki en azı kullanarak en fazla işlevselliği sağlamak mottosu olmuş. Bu arada duymuşsunuzdur hani Bauhaus okulları, Bauhaus açılıyor şeklinde değil, hani bizim gittiğimiz biliyorsunuz
market hani var ya, Bauhaus. Aslında belki de oradan çıktı. Bauhaus okulları var. Bu Bauhaus okulları dediğimiz 1927-25'ten sonra özellikle tasarım, mimari konularında bir takım kişiler yetiştirmiş bir okul ve Mies van der Rohe dediğimiz adam zaten de bu okulun kurucularından ve hocalarından, tabii ki eğitmenlerinden. Şimdi Fuller demiş, bakın yani daha fotoğrafa gelemedik. Çünkü fotoğraf geçmişti. Minimalizmin çok daha yeni. Yapı mühendisi Fuller demiş ki daha az ile daha çoğunu yapmak demiş. Bu çok önemli. Daha az ile daha çoğunu yapmak. Şimdi çok az bir şey kaldı. Sonra sunumlara geçeceğiz. Asıl fotoğrafla olan ilişkisine geçeceğiz. Şimdi 1966 senesinde İçlerinde Carl Andre diye bir adam var. Hatta ilginç yani bunların gerçekten manifestoları. New York'ta Jewish Müzesi'nde Temel Yapılar diye bir sergi açıyorlar. Hani minimalizm sanat olarak ne zaman ortaya çıktı ya da kabul gördü hikayesi var ya. Aslında 1960'lardan önce tabii ki çekiliyordu bu fotoğraflar. Yani hatta bir iki tane usta da göstereceğim size. Çekiliyordu. Ancak bunun bir sanat olduğu henüz tasarım dalında kabul görmüştü. Ama sanat olduğu ya da fotoğrafta ya da resimde pek kabul görmemişti. O yüzden daha çok 1966 senesinde bu açılan sergiden sonra bu sanatçıların işleri minimal sanat ya da minimalist yaklaşım olarak nitelendirilmiş. Hatta o zamandan bu yana, bakın güzel bir bilgi bu aslında, arte povera, yoksul sanat, yoksul. Yani minimaller, minimalist yaklaşım daha doğrusu, birazcık yoksul sanat ile birlikte harmanlanıyor sonradan. Yani bu yoksul sanat dediğimiz şey de, yani arte povera dediğim şey, bunu Google'a yazıp araştırabilirsiniz bu arada. 1967'den itibaren gelişmeye başlayan ve uluslararası bir çizgide seyreden modern sanat tarzı. Şimdi modernizm dediğimiz şey zaten bizim ne yapıyor? Eskileri ve geleneği bir tarafa atıyor. Yani artık o eskide, geleneksel olanı da eskide olarak bir tarafa atıyor. Modernizm aslında bu demek yani tam olarak. Ve yoksul sanatta şöyle, bakın bir manifesto gibi bir şey var. Yani yayınlıyorlar. Yoksul sanat diyor, özetle doğayı sanayi dünyasına sokarak modern kültürü şiirsel açıdan canlandırmayı amaçlamaktadır. İnanılmaz güzel bir manifesto. Diyor ki minimalizm aslında yoksul sanat ve kavram sanatı gibi sanatlarla o zamandan sonra hep iç içe olmuş. Zaten hani artık bu tip projelerde biliyorsunuz yapılıyor ya da yapıldı geçmişte de biliyorsunuz. Kavramsal sanat. Hepimiz duymuşuzdur. Bu arada herkesin selamlarını görüyorum bir taraftan. Aynı anda yani şu an annem bile izliyor bu arada. Çok güzel bir duygu. Antalya'ya selamlar bu arada. Antalya Fuji de yanımızda. Bakın az önceki heykel tıraşlardan bir şey göstermek istiyorum. Heykel sanatçıları bunlar. Tabii ki böyle işte galerilerde ya da müzelerde, işte enstalasyon çalışmalarında ya da işte kendi sergilerinde bu tip, işte Mario Merz'in mesela Eskimo eviymiş. Bu bir minimal sanat örneği. Ama uzunca bir süre tabii ki kabul görmemiş çok fazla. Çok fazla da beğenilmemiş bu arada. Ama tabii ki bu birazcık da sanat aslında, birazcık da göreceli. Bu arada gelenekseli modernize, şimdi bir araya vereyim, çok güzel bir soru geldi, hemen gözüme takıldı. Hatice Kübra Kaya, peki hocam gelenekselli modernize etmek mümkün müdür geleneksel duyguyu kaybetmeden? Tabii ki mümkün. Aslında bizim birazcık çektiğimiz stiller de, yani minimize ettiğimiz ya da minimal çektiğimiz stiller de aslında Rönesans'tan bahsediyor. Neden? Rönesans kuralcıdır birazcık. Biliyorsunuz Rönesans dönemi özellikle kuralcıdır. Ve bizler de zaten şöyle söyleyeyim. Hani fotoğrafları göstereceğim az sonra, göreceksiniz zaten. Birazcık böyle kuralına uygun fotoğraflar birazcık çekiyoruz açıkçası. Ha, kural olmayan stiller de var, kuralların çok önemsenmediği. Ama bazen bazı stillerde bazı kurallar ön plana çıkar. Zaten bunu da az sonra size anlatacağım. Çok güzel bir soru bu arada. Duydunuz mu bilmem, ya da bu fotoğrafı mutlaka görmüşsünüzdür diyorum. Yani mutlaka görmüşsünüzdür.
Fan Ho diye bir adam, biliyorsunuz şu an bir hayli de yaşı var bayağı. Şimdi bu adam çektiğinde bu fotoğrafları, sonuçta yani çektiği tarihler 50'ler 60'lar, çok fazla minimal stilde ya da bu bir minimal sanattır şeklinde yorumlanmamış. Yani bu yorumlanış 65'ten sonraki yıllarda, az önce bahsettiğim sergilerden sonra olmuş. Ama bu adamlar bu şekilde gördüğünüz gibi harika fotoğraflar o dönemler çekmişler. Ve ben Fan Ho'yu daha galiba bir 4-5 sene önce keşfettim ve gerçekten çok çok iyi fotoğrafları var. Tavsiye ederim bu arada. Yani o yüzden aslında hani şimdi mutlaka sorular gelecek bununla ilgili, takip etmemiz gereken işte eskiler mesela, hep belgesel dalında aklımıza ne gelir daha çok? Ara Güler gelir, değil mi? Yani Türkiye için. İşte yurt dışında Steve McCurry'ler, Salgado'lar gelir mesela belgesel deyince akla. Ancak minimalizm deyince akla gelen çok fazla isim yok açıkçası. Yani minimalizmi alıp geliştirip ve tamamen o yolda devam eden dünya üzerinde yeni dönem sanatçılar var. Ancak eskilerden gelenler hem belgesel de çekmişler, hem ışık gölge de çekmişler, her şeyi çekmişler. Bizim her zaman ilk zamanlar yaptığımız gibi. Bu arada şöyle bir nefes ve soluklanayım. Sorular var mı? Bakıyorum, şöyle bir merhabalar var. Merhabaların hepsine bakacağım. İzmir, Ankara, harikasınız bu arada. Gerçekten çok keyifli. Şimdi devam edelim. Bu kavramları ben bu arada yazdım. Ve fotoğraf örnekleriyle de size anlatacağım birazdan. Minimalizmin bir takım şeyleri var. Yani mottoları ya da işte manifestoları ya da kuralları ya da ne minimalizmdir? Bunlar aslında tek 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 size yazdım. Şimdi bakalım. Hocam demiş birisi, Egemen Evlimoğlu. Hocam minimalizm denince akla genelde siyah beyaz geliyor. Peki diğer renkler minimalizmde nasıl kullanılmalı? Şimdi şöyle, siyah beyaz deyince minimalizm akla geliyor evet, ama dünyada daha çok renkli fotoğraf üretiliyor bu arada. Özellikle geometrik soyutlama ya da geometrik minimallerde daha çok renkli aslında tercih ediliyor. Bu siyah beyaz biraz kişisel bir tercih aslında. Mesela ben size şöyle ayırabilirim. Avrupa'daki, yani çünkü çok hani arkadaş var, takip ettiğimiz arkadaşlarımız da var karşılıklı, ya da birlikte çekime çıktığımız yurt dışında gittiğimizde geneli siyah beyaz tercih diyor. Evet, ilginç bir şekilde. Mesela Amerika'daki fotoğrafçıların çoğu ilginç bir şekilde renkli tercih ediyor. Çünkü hani herkesin kültürü vesairesi ya da işte sanata bakışı, fotoğrafa bakışı birazcık farklı açıkçası. Bu sebepten tercihler değişiyor. Şimdi ben siyah beyaz ışık gölgede çok çok severim. Renkli de çok severim bu arada. Siyah beyaz birazcık indirgeyicidir. Şimdi geleceğim, siyah beyazla ilgili anlatacağım. Evet, kare üçgen şekiller görüyorsunuz. Abdullah Öztap yazmış. Minimalizmde daha çok kare ve üçgen geometrik şekiller görüyoruz. Evet, görüyoruz, ama farklı farklı minimal stiller de var. Şimdi ona geçiyorum. Birazcık soruları ara verip. Şimdi minimalizm ilk başta indirgeyicidir. İkincisi, bunları anlatacağım fotoğraflarla. Karmaşadan uzak durur. Süslemeden uzak durur. Yani süslemekten kastım böyle onu da koyalım, şunu da koyalım kadraja, şunu da yerleştirelim, her şeyi kadrajımızın içine alalım şeklinde bir yaklaşımdan uzak durur. Sadelik ön plandadır. Büyük negatif boş alanlar yaratır. Bazen geometrik soyutlamalar yapar. Anlatacağım az sonra. Cihan Kızıltan sormuş. Anlatacağım geometrik soyutlamaları. Bazen kavramsaldır. Bazen grafik ve çizgiler kullanır. Şimdi bu başlıklar altında bunları dilerseniz açıklayalım ne demek olduğunu. Çünkü şöyle söyleyeyim, çok fazla fotoğraf gönderiliyor özellikle sosyal medyadan. Genellikle şu söyleniyor. Hocam bu minimal mi sizce? Yani bu detay fotoğrafı mı, doku fotoğrafı mı, yoksa minimal mi, yoksa manzara fotoğrafı mı? Yani minimalin aslında şöyle söyleyeyim, net manifestoları olmasına rağmen bir türlü ortak kararda toplanamamış ve maalesef diğer stillerden de
maalesef demeyelim aslında, bu bir zenginlik. Diğer stillerle hep birbirine karıştırılmış bir dal aslında. Şimdi göstereceğim ne olduğunu, bakalım. Şimdi minimalizmde iki çeşit minimalizm örneği yapabilirsiniz, çekebilirsiniz. Ses mi arada kayboluyor? Ses kayboluyor arada demişler. Şimdi geliyorum acaba, bilmiyorum ama. Bakayım, geliyor mu sesimiz şu an acaba? Şimdi sorulara geleceğim, döneceğim az sonra. Atladığım olursa lütfen şey yapabilirsiniz, ya da biz tekrar dönüp bakacağız zaten. Şeyde link hazırladı buraya bizim Murat Koçak. Şimdi bazen direkt minimal bir konu seçebilirsiniz. Yani ilk çekim esnasında konu zaten sade ve basittir. Yani minimaldir. İkincisi ise bazen karmaşık bir konudan minimal kadrajlar yaratılabilir. Bunu yapanlar var. Yani Türkiye'de de, hatta galiba daha yeni tanıştım, adını tam hatırlamıyorum ama bir arkadaş var bunu yapan, kesip biçen ya da ekleyen kadrajları. Yurt dışında da benim takip ettiğim Macenzo diye bir adam var. Yıllardır, bir süredir fotoğraf paylaşmıyor ama gayet güzel minimalleri var. Bazen de dediğimiz gibi karmaşık bir konudan minimal kadrajlar yaratılabilir. Kesme, kırpma işlemleriyle birlikte. Şimdi bakalım örneklerine. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda ne hissediyoruz? Bu minimal bir kare olabilir mi? Olamaz. Bu genel bir oranın, yani gittiğiniz mekanın genel bir planı aslında. Buna minimal diyemeyiz bu fotoğrafa. Yani sırf geometrik ögeler olması ve, bakın özellikle altını çiziyorum, İnsanların küçük görünmesi minimal fotoğraf olduğunu göstermez. En çok karıştırılan konu bu aslında minimalizmde. Yani model küçük olunca, yani insan çok küçük boyutta olduğunda hemen minimal fotoğraf. Hayır, bunların ayrımları var. Az sonra anlatacağım bunları. Lütfen ayrılmayın yayından. Şimdi minimal fotoğraf indirgeyici ve sadeleştiricidir dedik. Şimdi bakalım bir sonraki fotoğrafa. Biz bunu tabii ki çekim esnasında da yapabiliriz ama ben sizlere örnek olarak göstermek için birazcık kropladım. Geçelim aynı yerin başka bir fotoğrafına. Evet, gördüğünüz gibi indirgeyici bu demek arkadaşlar. Yani olabildiğince sadeleştirilmiş, olabildiğince konuyu hedef alan fotoğraf çekmektir. Bu genel bir oranın fotoğrafıdır. Ancak bu geometrik minimal bir fotoğraftır. Arada takılmalar bu arada benden kaynaklı da olabilir. Sizin bilgisayarınızdan da kaynaklı olabilir. Bir de galiba Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de ben internet şirketini bile aradım. Birazcık yavaş galiba internet. O yüzden hani arada takılmalar olabilir. Bu konuda lütfen kusurumuza bakmayınız. Çünkü herkes 9'dan sonra canlı yayın yaptığı için biraz yüklenme fazla oluyor dedi şirket bana. Bu sebepten. Şimdi bakalım, bu minimal bir fotoğraf. İndirgeyici ve sadeleştirilmiş bir minimal fotoğraf. Şimdi indirgeyici ve sadeleştiriciye bir örnek daha verelim. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda bir bisiklet, yürüyen bir insan, yandan artı gereksiz giren bir bisiklet daha, farkındaysanız, var. Biz bunu nasıl indirgeyebiliriz ya da sadeleştirebiliriz? Bakın şöyle gidelim tek tek. Böyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. Daha minimize olmuştur bu kadraj. Ya da tamamen böyle yapabilirsiniz. Bakın bir fotoğraftan 3 ayrı kadraj çıkıyor. Bir fotoğraftan 3 ayrı kadraj çıkıyor. Yani bu indirgeyicilik örneğidir. Sadeleştirici örnektir. Bunları nasıl yapacağınızı da bu arada anlatacağım. Şimdi karıştırılan konulardan. Bu fotoğrafa baktığınızda, şimdi keşke karşılıklı konuşuyor olsaydık ama biraz geç gelecek yanıtlar. O yüzden ben böyle biraz şey anlatıyorum. Hani dedik ya az önce, insanın küçük olması kadrajda, işte geniş açılarla özellikle fotoğraf çekerken ne olur? Objemizde küçük görünür. Ya da tele objektifle çok daha geriden bir fotoğraf çektiğimizde ne olur? Modeller daha küçük olur. Modelin küçük
olması minimal fotoğraf demek değildir demiştim canlı yayınımızın ilk başında. Bu fotoğrafa baktığınızda of güzel manzaraymış diyorsanız, hani güzel manzaraymış diyorsanız, aslında bu minimal fotoğraftan ziyade ne fotoğrafıdır sizce? Tabii ki manzara fotoğrafıdır. Doğal yani. Manzara fotoğrafı. Yani şu an mesela buraya baktığımızda kırmızılar, işte orman, ağaçlar bizim dikkatimizi çekiyor. Bu daha çok dediğim gibi manzara fotoğrafıdır. Ancak insanın minimize edildiği, bakın, insanın ya da modelin minimize edildiği bir manzara fotoğrafıdır. İkisi farklı şey minimalle birlikte. Bugün kusura bakmayın, biraz ses tellerinde ödem var benim. Birazcık çok öksürüyorum, kusura bakmayın. Şimdi bunu bir okuyalım. Negatif alanlar. Geldik. Şimdi ilkinde ne dedik? İndirgeyicidir dedik. İkincisinde negatif alanlar vardır. Negatif alan demek aslında size şu, şimdi masum hareket ediyor, görebilir misiniz bilmiyorum ama şu gökyüzü alanı, yani şeye gerek yok, hani buradan gösterebilirim herhalde, ya da gökyüzü diyebiliriz. Şu boş gibi görünen alan var ya, gökyüzü. Biz bunlara aslında negatif alanlar, negatif alan eşittir boş alan diyoruz bu arada. Boş alan diyoruz. Boş alanlar aslında minimalizmde, bu stilde özellikle çok gerekli olan şeylerdir. Çünkü biz hem modeli daha küçük göstermek isteriz. Buna aslında psikolojik anlamda ya da duygusal anlamda da bakabilirsiniz. Hani şey deriz ya, biz derya ve denizde, yani evrende aslında küçücük bir kum tanesiyiz. Buna da bir gönderme yapılıyor olabilir minimal fotoğraflarda. Gelelim diğer fotoğrafa. Bakın, şimdi çok rahatlıkla bu fotoğrafı Diyarbakır'da çekmiştim. Tabii ki kadını çok yaklaşıp, yani kadına yaklaşıp belgesel stilde, yani daha yakın ölçekte ya da yakın planda çektiğim fotoğrafları da var bu kadının. Ancak konuyu minimize etmekse eğer amaç ve yukarıda bulunan gökyüzündeki negatif alanları artırıp, yani boş alanları artırmaksa eğer amacım ve amacım benim kadınla birlikte çamaşırları da vurgulamaksa eğer, ben bu şekilde bir fotoğraf çekebilirim. Hazır bu fotoğrafı açmışken bir şey söylemek istiyorum. Normalde klasik fotoğrafta ne vardır? 1/3 kuralı. Değil mi? 1/3 diye bir kural vardır. Hep bu kuralı böyle, hani bizler böyle uygulamaya çalışırız ama ben hep şunu söylüyorum. Kurallar destekli yıkılmak içindir. Bazen kuralları uygularız ama bazen de yıkarız. Şimdi normalde klasik fotoğrafa göre bakacak olsa idik eğer, bu fotoğrafta farkında mısınız? Kadının durduğu alan, yani inşaat alanının olduğu kısım, o küçük kısım 1/3'te değil. 1/3'te değil. Şimdi 1/3'te değil, çünkü neden? Minimalizmin kendine özgü kuralları vardır. Ve biz minimalizmde ufuk çizgisini aşağıya zorlamak diye bir terim vardır. Ufuk çizgisini aşağıya zorlamak. Mesela 1/10'da olabilir ufuk çizgisi. 1/20'de bile olabilir. Yani 1/5'te olabilir. 1/3'te olmak zorunda değildir. Bu klasik fotoğrafta 1/3 denilir, evet. Hatta Hollandalı ressamlar özellikle 1/4 ve 1/5'e zorlamak diye bir şey kullanırlar. Ancak şöyle söyleyeyim, bu fotoğrafta neredeyse farkındaysanız 1/6'ya zorlamışız. Çünkü neden? Boş alanı artırarak, negatif, yani boş alanı artırarak kadını kadrajda daha minimize etmişiz. Şimdi gelelim, bu arada sorulara bakacağım. Şöyle, siyah beyazda olurmuş bu fotoğraf. Evet, güzel. Okyar Atilla mimari fotoğrafa doğru kaymıyor mu? Okyar Bey, çok güzel bir soru. Şöyle, mimari fotoğrafa doğru kaymıyor mu? İlk fotoğraftan bahsediyordunuz galiba. Şöyle, zaten minimalin çeşitli dalları var diye hani yayının en başında söylemiştim. Ve minimal ilginç bir şekilde doku fotoğraflarından,
detay fotoğraflarından, mimariden, hatta mimari fotoğrafçılıktan, hatta bazen nadir de olsa belgesel fotoğrafçılıktan da beslenen aslında bir dal. Yani çok ilginç kavramlar, evet, karışıyor birbirine ve hiçbir, şöyle söyleyeyim, bu işte bizden çok daha eskiler ya da işte bu işte şöyle söyleyeyim, akademik kariyer yapmış yabancılardan bahsediyorum bu arada. Hani bir tez okumuştum, yabancı bir tez ve yeni bir tez bu arada bu. Hiçbir şekilde minimal konusunda sanatçılar, ya sanatçılar bakın, fotoğrafçılardan bahsetmiyorum sadece. Sanatçılar, heykeltıraşlar, ressamlar, mimarlar vesaire, iç mimarlar. Bunlar bir araya gelip ortak bir manifesto yazamamışlar. Çünkü mimariden de beslendiğini, işte az önce bahsettiğimiz manzaradan da beslendiğini bazen, işte kar sis olaylarından, işte coğrafik olaylardan beslendiğini kabul etmişler. Ve biz sadece, tabii ki mimar bir fotoğraf ama aynı zamanda geometrik minimal bir fotoğraf. Bakalım şöyle sorularımız var mı başka? Murat Yılmaz hocam, boyut olarak fotoğraf dediğin 3'e 2 olur diyor usta fotoğrafçılar. 1-1, 16-9 gibi boyutlarda kadrajı nasıl yapabiliriz? Bence ben yapıyorum. Mesela Instagram'ın alışık olduğumuz bir şey var. Yani birebir kadraj. Gerçi son dönemlerde biraz güzel böyle çerçeveler yaparak 3'e 2 de paylaşılıyor. Ben seviyorum. Yani sonuçta fotoğrafa yakışması çok önemli bana göre. Tabii ki orijinalinde film boyutu öyledir. 3'e 2'dir. Doğru. Yani filmi dönemden kaynaklanır. Ama sonrasında biliyorsunuz hani Nuri Bilge Ceylan da dahil 16'ya 9 filmler çekildi. Birebir daha çok tabii ki kare format, daha çok sosyal medyanın alanı. Yani çok böyle film ya da filmde pek kullanılan bir şey değil ama 16-9 gayet güzel gidiyor bazı fotoğraflarda. Ben hep şunu söylüyorum. Bu tip tercihler kişiye özgüdür. Ve fotoğraf daha güzel nasıl görünüyorsa ya da fotoğrafın mesajı daha güzel nasıl anlatılıyorsa bence odur doğru olan. Şimdi devam edelim. Arada sorulara bakacağım. Bir su içip bu arada. Şimdi Michael Freeman diye bir adam var. Hatta bunun incelemesini de bir arkadaşımız da sormuş. YouTube kanalınız var mı diye. YouTube kanalım evet var, Gül Yıldız adına. Orada da böyle işte yazarlara kadar incelemeler ve usta fotoğrafçıların incelemelerini ya da daha geniş incelemeleri yapacağız bu arada. Şimdi negatif alanlar ve parlamaya yakın tonlar. Michael Freeman diye bir adam var. Bununla birazcık minimalizmle ilgili 3-5 sayfa kitabında yer vermiş. Bu kitapları da biliyorsunuzdur. Fotoğrafçının Zihni ve Fotoğrafçının Gözü diye kitapları vardır hatta. Orada da birazcık böyle işte minimalden parlamaya yakın tonlardan bahsetmiş. Yani beyaza yakın tonlar. Bazen de minimize etkiyi artırmak için beyaza yakın tonlar kullanılır bazı fotoğraflarda. Mesela ben bu fotoğrafta onu tercih ettim bu arada. Yani daha böyle nasıl anlatayım, beyaz daha saf, daha sade görünsün şeklinde birazcık parlamaya yakın tonlar tercih ettim. Şimdi indirgeyicilik ve sadelik konusuna bir fotoğraf daha göstermek istiyorum. Şimdi artık bu fotoğrafı çekmeyeni git, yani Artvin'e gidip de daha doğrusu bu fotoğrafı çekmeyeni galiba dövüyorlarmış. Yani öyle duyduk, biz de çektik doğal olarak. Yani dövülmeyelim diye çektik. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda biz aslında yarı belgesel, bakın çünkü neden, bir ev yaşam alanı var içinde, çalışan bir insan var. Belgesel demek illaki insanların böyle hani iyice böyle şu kadar yakınına girmek anlamına gelmiyor. Yani daha minimize kadrajlarla belgesellerde çekilebilir bu arada. Ama bu fotoğraf daha çok hem manzara sınıfına giren hem belge sınıfına giren bir fotoğraf aslında. Ama bu fotoğrafı biraz daha üst bakış açısından, yani biraz daha yüksek bir alana çıkarak şu şekilde çektiğinizde bakın. Görülüyor değil mi fotoğraflar bu arada? Evet. İndirgemiş oluyoruz. Yani ilk fotoğrafa göre, şuna göre bakın, bu bir manzara ve belge amaçlı bir fotoğraf olmasına rağmen burada konunun özüne inmektir. Bizim orada eğer çalışan adam önceliğimizse, eğer
ev ya da manzara değilse konunun özüne inmek şeklindedir bu arada. Bu şekliyle bu fotoğrafa biz tabii ki minimal fotoğraf diyebilir miyiz? Evet, çünkü geniş boş alanlarımız var. Modelimizi minimize etmişiz. Bu yüzden diyebiliriz. Sadelik, gördüğünüz gibi bu sadeliği sadeleştirme ile ilgili de dilerseniz bir sonraki aslında şeyde canlı yayında bununla ilgili çok güzel bir sunum hazırlamıştım. Sadeleştirme yöntemleri ile alakalı böyle bir şey yapabiliriz. Sadeleştirme yöntemlerinden bir tanesi biliyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru da çekerseniz fotoğrafı, yani üst bakış noktasından alta doğru makinamızın önünü eğerek çekersek de gördüğünüz gibi sadeleştirilmiş fotoğraflar elde edebiliyoruz. Bakalım. Kar, sis gibi atmosferik olaylar sadeleştirmeyi sağlar. Mesela burada tipi var gördüğünüz gibi fotoğrafta. Kadıköy sahil. Bu taraflarda fotoğraf çekenler, karı yakalayanlar artık kar yağmıyor maalesef ama en son yağdığında çekebilmiştim bu fotoğrafları. Bir daha da çekemedik üstüne zaten. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda kar, sis var ve gördüğünüz gibi tek bir insan doğaya karşı geliyor resmen, rüzgarda tutmuş şemsiyesini. Sonuçta doğalından geçen bir insan buradan. Ve gördüğünüz gibi boş alanım hani diğer fotoğraflara göre nispeten az, ancak yine de sisin ve bakın özellikle tipi var, farkındaysanız kar var, deniz neredeyse gözükmüyor, arkadaki gemi vesaire hiçbir şey gözükmüyor ve doğal olarak fotoğraf sadeleştirilmiş ve minimize edilmiş. Bakalım Orhan Yavuzart, arada şey yapalım. Evet, ayrıca sadeleştirme konuşulmalı tabii ki, tabii ki Ümit Yağmur, yapabiliriz böyle bir şey. Bir portreyi minimalize edebilir miyiz? Tabii ki detaya girerek yapabilirsiniz. Yani bununla ilgili de ayrıca tabii ki ben buraya bir şey koymadım. Kendi stilimde daha çok fotoğraflardan maalesef koydum ama tabii ki portreyi de yani detay inersiniz. Mesela sadece şurayı çekersiniz ya da soyutlarsınız, bir bölme çekersiniz. Mesela hani mesela küçük bir detayını çekersiniz mesela. Şurayı çekersiniz, dudak olduğu bile anlaşılmaz mesela. Soyut minimal alın size. Yani bunun çeşitli yöntemleri var bu arada. Bakayım Şerife Köseoğlu, su altında çekilen fotoğraflar minimal görüntü sağlar mı? Şimdi su altı benim dalım olmadı ama ölmeden yapılacaklar listemizde. Su altı fotoğrafçılığı. Su altında da tabii ki şöyle bir şey var tabii ki. Su altında derine doğru indikçe ne olur? Renkler soğurulur. Renkler azalır. İlk önce sıcak renkler, yani kırmızı gibi, sarı, turuncu gibi renkler gider dibe doğru. En sonunda farkındaysanız işte mavi renk kalır, sonra siyaha doğru gider. O yüzden ekstra zaten harici bir ışık mutlaka gerekir. Yani zaten su altı fotoğrafçısı arkadaşlar mutlaka harici ışıklarla çalışıyorlar. Su altında da tabii ki çekilebilir. Yani çekilmeyecek yeri yok yani. Bakalım Uğur Sağıroğlu, minimal yapılırken fotoğraf özellikle modelin görünüm anlamında en doğru anı hangisi olmalıdır? Şöyle, duran insan da minimal olarak çekilebilir. Yani duruyor yerinde ama izleyene kendini yabancılaştırmamalı. Yani bu çok önemli. Yani şöyle, bazen mesela fotoğraf çekeriz, bir arkadaşımıza deriz ki ya da orada doğalından da duruyor olabilir bir insan ama biz kendimiz kurgu yapıyorsak, daha önce de bunu sanırım bir önceki seminerde de bahsetmiştim, izleyeni yabancılaştırmaması ve kurgu olduğunu çok böyle bağırmaması gerekir. Eğer duran insan çekiyorsak, eğer yani duran normal geometrik bir yapı var, duran bir insan çekebilirsiniz minimalde. Ya da kritik anı gözetebilirsiniz. Bir insanı koşarken, tam adım attığı sırada. Şimdi bir insan, mesela bir insanı yürürken çekecekseniz, eğer yürüyen bir insanı daha doğrusu model olarak alacaksanız, tam adım attığı an daha güzeldir. Ama duran bir insan çekiyorsanız ayağı kapalı olabilir, ayağı açık olabilir. Bu hiç fark etmez. O yüzden kritik an dediğimiz, yani olay anı, işte havaya zıplamıştır mesela, işte gülümsemiştir, bu anlarda tabii ki çekmek, duyguyu vermek anlamında çok daha başarılı sonuçlar sağlar.
Şimdi sadelik ve negatif alanlar. Bakın, dediğim gibi kar, sis gibi atmosferik olaylar sadeleştirmeyi sağlar ve konuyu minimize etmemizi sağlar. Gördüğünüz bu sis fotoğrafı da sonuçta sisle birlikte sadeleştirilmiş. Biz buna aynı zamanda ne diyorduk? Atmosferik perspektif diyoruz, değil mi? Atmosferik perspektif. Atmosferik perspektif nedir? Bazı doğa olaylarıyla, sis gibi, gün ışığı gibi bir takım olaylarla, mesela çok fazla gün ışığı olduğunda da, yani ışık çok fazla olduğunda da ortamda olur bu. Sis gibi durumlarda da. Bu gibi durumlarda öndeki objeler daha siyah, daha silüeti belirgin, daha net çıkarken arkadaki objeler daha silikleşen tonlarda görünürler. Aynı bu sis fotoğrafında olduğu gibi. Burada atmosferik perspektiften yararlanılmış ve yine konu minimize edilmiş. Gördüğünüz gibi gene grafik ve çizgiler kullanılabilirler. Bu grafik ve çizgileri kullanırken temel kompozisyon ögelerinden de faydalanılabilir aslında. Yani nasıl? Mesela biz köşeden çıkan çapraz çizgiler vardır. Yani kadrajın tam köşelerinden çıkan çapraz çizgiler vardır. Şimdi o köşeden çıkan çapraz çizgiler ne yapardı bizim fotoğrafımızda? Biz buna diagonal diyorduk. Diagonalden çıkan çizgiler fotoğrafta dinamizmi artırır. Artı gözü yönlendirir. Bu yüzden hani grafik olsun diye de sırf böyle hani olmamış kadrajlar ya da düzgün bir bakış açısına sahip kadrajlar çekmek yerine bunu kompozisyon bilgileriyle birleştirerek ve tabii ki estetik bakışımızla birleştirerek çekmeliyiz. Estetik bakış derken aklıma bir şey geldi. Şimdi her fotoğrafta, her fotoğraf stilinde estetik bakış açısı olmak zorunda değil. Yani şimdi belgeselci bir arkadaşa sorsanız benim için olay önemli der. Konuyu, duyguyu ön plana geçirebilmektir der. Ya da haber fotoğrafçısına ya da savaş fotoğrafçısına sorsanız benim için önemli olan direkt olaydan haber vermek insanlara. Yani olay hakkında bilgi vermek der. Benim için estetik son sırada. Ancak minimal fotoğraflarda özellikle kesinlikle arkadaşlar, maalesef ki, maalesef diyorum çünkü bazen de eleştirilebiliyor, bu kadar çok mu dikkat etmek gerekir bir şeylere diye bazen eleştirilebiliyor. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Yani dikkat edilmediğinde özellikle minimal fotoğraf, başında bir şey söyledim, Rönesansçıdır aslında, modern görünür ama kural anlamında Rönesansçıdır. Daha böyle işte dikkat ederiz bir takım şeylere, ışığa, gölgeye, kadraja, hatta fotoğraf çekmeye gittiğimizde böyle pusuya yatarız, pusuda bekleriz resmen. Yani kadrajı aklımızda böyle bir hani bakıp, ha ben şuradan bir insan geçer, ışığı buradan alırım, gölgeyi şu taraftan alırım şeklinde ayarlar yaparız biz. Kendi gözümüzde kurgularız ya da beynimizde kurgularız, sonra fotoğrafı çekeriz. Yani maalesef ki minimal, öyle çok sallı pati ya da ben kadraj benim için önemli değil söylemlerini çok kaldıran bir stil değil açıkçası. Şöyle Uğur Sağıroğlu bir soru sormuş. Hatice Kübra Kaya bayağı epik bir kadraj. Elinize sağlık demiş. Çok teşekkürler. Uğur Sağıroğlu, ben şunu daha iyi anladım hocam. Şöyle minimal fotoğraf çekilirken bakış açımız minimal ilgi noktasıyla aynı hizada mı olmalı? Yok. Yani aynı hizada olmak zorunda değiliz. Simetri varsa arka planda bir fotoğraf çekerken, sonuçta mimari ögeleri kullanarak da biz biliyorsunuz fotoğraf çekiyoruz. Simetrikse tam ortada durursunuz, modelin olduğu yerde değil. Yani düşünsenize, bir simetrik yapı var. Benim onu zaten düzgün çekebilmem için ve simetriyi gösterebilmem için tam yapının simetrisinde durmak zorundayım zaten, orta noktasında. Modelim sağda olur ya da solda olur, fark etmez. Ya da simetrik yapılarda model tam ortada da olabilir. Bunun sebebi, simetrik yapılarda göz ortaya doğru yönlenirmiş hep. Yani buna biz engel olamıyoruz. Bu gözümüzün yaptığı bir şey bu arada. Simetri varsa göz orta noktaya doğru kayıyormuş. Hatta ben mesela, hani dedim ya az önce, kuralları, klasik fotoğrafın kurallarını yıkabiliriz diye, işte o simetrik fotoğraflarda, klasik fotoğrafta ne deriz biz normalde? 1/3'te dursun, 1/3'te dursun, sağ tarafta ya da sol tarafta dursun. Ama simetri varsa eğer arkada,
ortada durmasının hiçbir sakıncası yok bu arada. Yani ortada durabilir. Bakın, grafik ve çizgiler yine kullanılabilir bu arada. Bu fotoğrafta aynı zamanda kritik anı da görüyorsunuz. Kadının tam bacak attığı ve neredeyse o karanlık, hani sanki ayağıyla karanlık bir yere basıyormuş imajı olmuş açıkçası. Böyle bir grafik ve çizgiler kullanabilirsiniz minimal stillerde ki hani Avrupa'da fotoğraf üretenlerin, işte Amsterdam, Londra, bizim ülkemizde de var tabii ki ama onların yapıları birazcık daha müsait oluyor bazen bu stili çekmeye açıkçası. Bizde de illaki var. Ama onlarda daha çok bu tarzda, yani bu stilde fotoğrafları görebilmeniz daha olası. Şimdi bakın, ışıkla birlikte grafik ve çizgileri bu şekilde kullanabilirsiniz. Işığın oluşturduğu yerdeki bir grafik var. Çocuğun üzerine gelen, farkındaysanız, noktasal bir ışık var. Bu ne demek noktasal? Daha küçük bir alandan resmen modelimizin üzerine ışık düşmüş. Değil mi? Yani modelimizin üzerine ışık düşmüş ve biz buna göre bir şey yapmışız. Bu arada az sonra ışık gölgeyi anlatacağım. Orada nasıl pozlama seçenekleri kullanacağınızı da anlatacağım. Özellikle bu tip karmaşık ışıklı fotoğraflar için. Bakalım sorumuz var mı? Müthiş kareler. Çok teşekkür ederim Haku Dragon bu arada. Bakın, bu da evde otururken canım sıkıldı. Pencereyi açtım. Karşı binadan çektiğimiz bir fotoğraf bu da bu arada. Grafik ve çizgiler kullanılmış. Küçük bir kedi. Kedileri zaten ne yaparız biz? Çok severiz. O yüzden hep sempatik gelirler bize. Gördüğünüz gibi burada da simetri var. Bu tamamen şans bu arada. Yani bu kedi sağda duruyordu. Yürüdü. Tam merkeze geldi. Durdu. Yani tabii bana bakmıyor, bana doğru, yani bana bu tarafa doğru bakıyor. Çünkü ben bunu zaten 300 milimetre ile çektim. Yani 300 milimetre ile zaten beni gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Bu tarafa doğru bakarken çektim. Şimdi bu fotoğrafta farkındaysanız ortaya alınmış. Tamamen bir simetri var bu fotoğrafta. O yüzden kedi de ortada, yanda değil. Ha, yanda da olabilirdi ama bu fotoğrafta aslında simetri olduğu için merkezde olması kedinin daha güzel olmuş. Şöyle sorular var mı? Uzun uzun yazılar geliyor. Arada ses gidip geliyor. Umarım bir şeyleri kaçırmıyoruzdur. Umarım şimdi bazılarına çok iyi gidiyormuş. Bazılarına galiba arada kopukluklar oluyormuş ama galiba hem sizlerin bilgisayarından hem de benden kaynaklanan, internet sitesinden kaynaklı bir şey. Çok teşekkür ederim Abine Atalay, elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Minimalizm için özgürlük bulmak için yardımcı olan alet diye bir tanım da var. Minimalizm için özgürlük bulmak için yardımcı olan, evet, özgürlük. Aslında evet, minimalizm özgürlük tanıyor kesinlikle. Çünkü neden? İçiniz ferahlıyor. Şimdi bu tabii ki işin geyik tarafı. Yani minimal bir fotoğrafa baktığınızda bomboş, oh güzel, ferah ferah renkler ya da karlar, kışlar ya da tam tersi renk, böyle bir içiniz ferahlıyor, zaten özgürleşiyorsunuz deyip böyle bir şaka yapıyormuşum. Çok doğru bu arada. Güzel bir söz zaten Baran Esen'e yazmış bu arada. Çok çok güzel bir soru. Gerçekten doğru bence. Özgürlüğü bulmak için yardımcı olan alet. Çok güzel. Yani bunu bu arada ilk defa duydum bu sözü de. Şimdi kedilerde minimalist zaten yazmış, çok doğru. Ve bazen şey diyorum ben, mesela bazı kadrajlar çekiyoruz, işte insan çekseniz orada tam böyle grafik etki belli olmuyor. Ah diyorum, keşke bir kedi geçseydi şuradan da güzel güzel çekseydik dediğim çok oluyor açıkçası. Bakalım Oytun Özen, 300 milimetre full frame karşılığı mı yoksa Fuji'nin 300'ü? Şöyle 50-140 ya da onun, yani kroplu diye düşünün açıkçası. Yani 200 çarpı 1.5 krop. 300 milimetreyi o şekilde kullanıyorum Fuji'de. Egemen Evlimoğlu, hocam ben fotoğrafçılığa yeni başlayacağım ve ilk makinemi Fuji filmden alacağım. Sıfırı çok pahalı. Atlet, bunu ayrıca cevap vereyim. Dilerseniz, bu özel bir soru çünkü bu konuyla alakalı, yani makineyle ilgili kısmını dilerseniz sonra yanıtlayayım ya da şey, çünkü bu fiyat karşılaştırması vesaire. O yüzden bu konuyu daha sonra konuşalım. Bakın gene bir benim, bu da arka balkondan bu arada. Böyle birazcık eğlenceli fotoğraflar da koymak istedim açıkçası.
Hayat zaten yeterince bu aralar yorucu değil mi arkadaşlar? O yüzden birazcık da böyle eğlenceli tarafından bakabilmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta da bir çatı gibi bir şey var ve çatıda oturmuş bir kedi böyle bir duruyordu. Bunu da gene 200 milimetre civarı bir objektifle çektim bu arada. Yani cropla birlikte 200'e denk geliyor daha doğrusu. Gördüğünüz gibi boş alanları artırdım. Oturuşta hoşuma gitti. Bakış yönü boşluğu verdim ve güzel bir şekilde işte kedi fotoğrafları gördüğünüz gibi seviyoruz yani böyle fotoğrafları zaten. Bakalım. Evet, çok yorulmuş galiba. Gördüğünüz gibi bazen teller, yani elektrik telleri de bizim çizgileri kullanmamıza yardımcı olur. Burada bu arı kuşuydu galiba. Sonradan öğrenmiştim. Çok güzel bunlar bu arada. Hani kuş fotoğrafı çeken varsa yanılıyorsam söyleyebilirdim ama o dönemler araştırdığımda arı kuşu diye söylemişlerdi bunu. Yanılıyor da olabilirim. Çok şöyle söyleyeyim. Bakın, elektrik telleri bir şey oluşturmuş ve boş alanda da bir kuş var sonuçta ve gördüğümüz gibi boş bir alanda, yani daha negatif boşlukların olduğu, negatif alanların olduğu bir alanda böyle bir fotoğrafı çekmekte minimal sınıfa girer. Şimdi gelelim geometrik detaylara. Az önce bir beyefendi şey demişti, mimari fotoğrafta diyebiliriz. Evet. Mesela bu fotoğrafa mimari fotoğraf da diyebiliriz. Çünkü mimari fotoğrafın alt dallarından bir tanesi de minimize etmek, minimal fotoğraf. Yani daha doğrusu minimalle mimari fotoğraf hep böyle şey gibi. Hani şu kuyruğunu ısıran neydi? Osporus muydu? Bir şey vardı, böyle bir yılan hani. Aynen onun gibi böyle kendi içinde dönüyor. Minimal mimariye karışıyor. Mimari bazen minimale karışıyor. Sonuçta bu da bizim bir detay fotoğrafıdır ve geometrik soyutlama ya da geometriye indirme şeklinde bir minimal fotoğraf çeşididir. Ya da bu. Bakın, bu sanki Illustrator programında ya da bir yerde çizilmiş gibi duruyor aslında. Ancak bu fotoğraf tam da minimal bir fotoğraf ve Amsterdam'da bir ev bu. Yani bu da Amsterdam'da bir ev. Bu arada ev bunlar, yaşıyorlar bunlar içinde. Bakın, bir de bizi düşünün, Toki evlerini. Şimdi bu evlerin içinde yaşıyorlar. Keşke burada yaşasak diyorum gerçekten. Ve gördüğünüz gibi sanki çizilmiş gibi harika bir tasarım. Yani gerçekten fotoğrafçıları düşünerek de yapıyorlar. Ben hep diyorum zaten, Amsterdam'da evet. Bir önceki fotoğraf da evet Amsterdam'da. Amsterdam'da Zandam diye bir yer var. Çok güzel. Gitmenizi tavsiye ederim. Trenle 15-20 dakika mesafede gidebilirsiniz çok rahatlıkla. Şimdi geometrik detaylar, bunlar evler ve gördüğünüz gibi olabildiğince geometrik soyutlanmış bir fotoğraf bu da. Bakın yine buna Batman diyorlar. Hani fotoğrafın hikayesinden de azıcık bahsediyorum bu arada. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki fotoğrafta evet Mine Yıldız Brüksel'den bağlanıyor. Ablam. Bir önceki fotoğrafta evet Amsterdam'da bu arada. Şimdi bu fotoğrafa Batman diyorlar İngilizler. Londra'da burası bir televizyon binası. Ve özellikle ben bunu şey vardı elimde o an, 10-24 Fuji'nin bir objektif var. Zaten daha çok hani bu soru olarak da hep geliyor bana. Daha çok geniş açılarla çalışıyorum. Yani 8-16 gibi, 10-24 gibi açılarla çalışıyorum. En geniş açıda yukarıya doğru kaldırılarak çekilen bir fotoğraf bu. Hem perspektifin abartıldığı bir fotoğraf, olumlu anlamda. Şimdi perspektif abartmak demek, yanlış anlaşılmasın, bilinçli abartmaktan bahsediyorum. Bunu bilerek yapmaktan bahsediyorum. Aynı zamanda bu hem mimari detay fotoğrafıdır, hem de minimal fotoğraf sınıfına girer. Bakın, hani şu klasik AVM'lere gittiğimizde ya da işte çok AVM'ye de gitmek istemiyoruz bu aralar ama çok nadir hani gittiğim yerlerden açıkçası, ya da işte Karaköy'de orada burada ya da Kadıköy'de bu şeyler asılır, şemsiyeler asılır. Böyle bir fotoğraf arkadaşlar bu arada. Bu tip geometrik detaylar da bu arada kullanabilirsiniz. Yani bu aynı zamanda doku fotoğrafıdır. Bakın, şimdi doku fotoğrafı, minimal fotoğraf, mimari fotoğraf, değil mi? Yani
dünya üzerinde bu işle uğraşan, bu işin gerçekten ustası olan, bu işi akademik kariyer olarak yapmış profesörler de dahil olmak üzere ve sanatçılar da dahil olmak üzere minimali kesin sınırlar içinde sınıflandıramıyorlar. Bazen doku, bazen mimari içine giriyor. Bakıyoruz şimdi, bu bir mimari. Bakın bu da bir minimal fotoğraf. Bu arada tamamen, evet, gördüğünüz gibi bir şemsiye ve kenarlara da motion effect, yani blur motion verilmiş bir fotoğraf. Bu arada bakmak istiyorum, sorular var mı? Uğur Sağaroğlu, yıllarca bakmışız görmemişiz. Estağfurullah. Ümit Yağmur, Gül Hocam zaten bir ülkenin mimarisi o ülkenin halkının estetik bakış açısını da yansıtır. Doğru, evet, birazcık estetik algıyı yok ettik biz, doğru. Evet, bir arkadaşımız sormuş, bakayım. Fotoğraf makinem bozuldu, 3 yıldır makinem yok, telefon çekimlerimi DSLR'e sanıyorlar demiş. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki fotoğraf makinesi ya da cep telefonuyla mutlaka fark eder. Ancak bazen cep telefonuyla harikalar yaratan arkadaşlarımız da var gerçekten. Yani zaten çok gelişti teknoloji. Ha, belli bir yere kadar tabii ki telefonla müdahale edebiliyorsunuz. Yani mesela alan derinliği konusuna belli bir yere kadar müdahale edebiliyorsunuz. Ya da çözünürlüğe belli bir alana kadar müdahale edebiliyorsunuz. Ya da ışık gölge yapacaksınız. Mesela kontrasta belli bir alana kadar cep telefonlarıyla müdahale edebiliyorsunuz. Ama homojen ışık koşullarında tabii ki cep telefonlarıyla çekilebilir. Ama homojen olmayan ışık koşullarında birazcık zorlayabilir cep telefonu bizi diyorum. Şöyle, evet, çok teşekkür ederim bu arada, fotoğrafları beğenmişsiniz. Gelelim şimdi böyle soyut ya da soyutlama, aslında soyut fotoğrafla, yani soyut çünkü içinde kavramsallığı, düşünselliği de barındıran bir şey. Minimal fotoğraflar renk soyutlamaları. Bakın, renk ve çizgisel soyutlamalar olabilir bunun gibi. Şimdi bu fotoğraf nasıl çekiliyor? Şöyle, enstantaneyi 1/15'e alıyorsunuz. Enstantanemizi, bildiğiniz enstantane yani. Sonrasında fotoğraf makinenizi alıyorsunuz. Deklanşöre basarken aynı zamanda makinenizi şu şekilde aşağı yukarıya hareket ettiriyorsunuz. Biz buna hani çok çok yaparız, hatta buna aynı zamanda Monet efekt, Monet ressam olan Monet efekte denebiliyor aslında. Bu şekilde teknikle de renk soyutlamaları yapabiliyoruz. Bakayım bir dakika, evet, soru var mı? Evet, Ayrancı demiş birisi, galiba Ankara oturduğum bir semt bu arada Ayrancı. Şimdi renk, çizgisel soyutlamalar, kavramsallık. Şimdi fotoğrafa baktığımızda aklımıza gelen bir sürü şey olabilir. Şimdi soyut ya da kavramsal dediğimiz şey aslında özneldir. Öznel, nesnel değildir. Buradan anlatmak istediğim şey ne benim? Yani öznel, nesnel. Öznel kişiye özgü. Ben bir fotoğrafa baktığımda başka bir duygu hissedebilirim. Siz baktığınızda başka bir duygu hissedebilirsiniz. Düşünsel bir şey. Yani bu aslında düşünsel ya da kavramsallık. Mesela bu fotoğrafa baktığımızda ben altına kaos yazsaydım, kaos, yani izleyeni yönlendirseydim olabilirdi. Direkt kaosun fotoğrafı çekilebilir bu şekliyle, kavramsal fotoğraf. Ya da ben buna aşk bir savaş halidir. Aşk zaten kırmızıyı ifade eder. Biliyorsunuz kırmızının kontrast rengi nedir? Mavidir, değil mi? Şimdi ben buna aşk desem, bu fotoğrafa aşk bir zıtlık halidir desem mesela, diyebilirim. Yani o yüzden hani mavi ile kırmızı da kontrasttır sonuçta. Kırmızı da aşkın rengidir ve aşk kontrastlıklarla vardır zaten, zıtlıklarla vardır. Şimdi burada dediğim gibi izleyicinin ne düşüneceğini biz başlık atarız genellikle. Yani şöyle, başlık atmaya başlık atılır genellikle. Yani biz demeyeyim, başlık atılır. İşte bir başlık yazılır. Ben genellikle başlık yazmayı ya da isimlendirmeyi sevmiyorum fotoğrafları. Çünkü mecburen sanat galerilerinde sergi açarken mecburen isimlendiriyorsunuz. Bunun belli sebepleri var.
ya da bir seri oluşturuyorsunuz, isimlendiriyorsunuz. Bunların belli sebepleri var ama normalde paylaşırken çok ben isimlendirme taraftarı değilim. Bunun sebebi de şu, bırakalım insanlar hayal ettiğini anlasınlar. Yani ne düşünmek istiyorlarsa onu anlasınlar diyorum. Şimdi bakalım. Gene kavramsallık. Bakın bir fotoğrafta bunu şey konusunda Photoshop fotoğraf ilişkisi konusunda göstermiştim fotoğrafı. Alta baktığımızda sanki bir manzara gibi ama üstte bir işte binalar yığını. Mesela burada da daha doğal bir hayatı mı tercih ederiz? Yoksa binalar işte betonarme yığınları mı tercih ederiz? Bakın kavramsal bir gönderme, düşünsel bir gönderme yapan teknolojinin getirdikleri anlamında teknoloji mi istiyoruz yoksa hani tamamen teknolojik bir hayat mı istiyoruz yoksa doğal hayatı özlüyor muyuz, doğallığı özlüyor muyuz, bunu sorgulayabilirsiniz mesela. Bu da kavramsal olarak düşünülebilir. Şimdi gelelim, size çok güzel bir şey göstereceğim. Onun öncesinde bir şey var mı ona bir bakayım. Soru var mı? Neler kaçırdım, yeni bilgim oldu. Şöyle tekrarını izleyebilirsiniz bu arada. Galiba kanala yükleniyor. Bazı fotoğraflara da anlam yüklemek için altyazı gerekmez mi hocam? Tabii ki. Yani bazen bu aslında kişiye bağlıdır. Yani bazen benim de şiir yazasım geliyor fotoğrafların altına. Gerçekten özellikle siyah beyaz fotoğraflar birazcık daha dramatik etkiye sahip olduğu için bazen benim de şiir yazasım geliyor. Arada bir tabii ki isimlendiririz ama bazen yönlendirmek gerekir. Bazen de bırakıp izleyicinin hayal gücüne bırakmak gerekir. Yani bu bir tercih meselesidir. Ben bazen yazıyorum, bazen de şey yapıyorum. Yani hiç yazmıyorum. İnsanlar istediğini düşünsünler, algılasınlar diye. Bu fotoğrafı hatırlayan var mı? Şöyle bir evet, evet yorumlarını lütfen istiyorum alta ben bunu anlatırken. Şimdi Andreas Gorski biliyorsunuz bir fotoğrafçı. Dünyaca tanınan bir fotoğrafçı. Bu fotoğrafı, yani Ren Nehri'nin çektiği bu fotoğraf 4.3 milyon dolara satılmış. Bu 6 fotoğraftan oluşan bir panoramik fotoğraf bu arada. Şimdi evet geliyor. Herkes hatırladı mı bu fotoğrafı? Şimdi 4.3 milyon dolar. Bu hatırlar mısınız? Bir de patates fotoğrafı vardı. O ne kadara satılmıştı onu da hatırlamaya çalışıyorum ama 600 bin lira daha mı fazlasıydı? 600 bin lira bin dolar mıydı? Hatırlamıyorum tam olarak ama hatırlayan varsa yazabilir gerçekten. Şimdi düşünüyoruz bu fotoğraf 4.3 milyon. Şöyle hepinizin şunu dediğini duyar gibiyim. Ne var ki ben de çekerim. Hatta hep örnek verdiğim bir kitap var. Bunu ben de yaparım diye bir kitap var. Bazen özellikle çağdaş sanata tabii birazcık gönderme yapıyor. Hani bunu ben de yaparım ne var ki gibi. Evet bunu çok basit bir fotoğraf. Tabii ki ben çekseydim 10 liraya alıcı bulur muydum onu bilmiyorum. Hani gerçekten şimdi dürüstçe söyleyelim. Ama bu Andreas Gorski'nin geçmişe ait üretimlerinden kaynaklı, bilinen ve meşhur bir adam olmasından kaynaklı, bir de tabii ki çağdaş sanat ya da modern dünyada galerilerin ya da müzelerin bir takım isimleri ön plana çıkartıp işte bu sanattır anlamı yükleyip tabii fotoğrafı özgü söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın, genel bir bakış olarak ve bunu ben de yaparım diye bir kitap var, mutlaka mutlaka okumanızı isterim. Çok hicivli, çok tatlı bir dille yazıyor. Yani öyle ağdalı falan değil. Hani çok ağır bir kitap da değil. Çok tatlı anlatmış böyle. Bunu tavsiye ediyorum size. Şimdi renk ve çizgisel soyutlamalar. Peki ne demiş bu adam bu fotoğrafı çektiğinde? Şöyle bir anlam yüklemiş. Bu arada bir su varlığının doğa içinde dolaşmasını temsil ediyor demiş. Yani ben bir nehir fotoğrafı çekmedim. Suyun doğada dolanışını çektim demiş. Peki ekşi sözlük hepimiz biliriz değil mi ekşi sözlüğü? Ekşi sözlükte meşhur bir yazar var, Şükela diye, duydunuz mu hiç bilmiyorum. O tatlı bir yorum yazmış, onu okutmak istiyorum size son kez ve sonrasında ışık ve gölgeye geçiyoruz. Hepimiz okuyalım. Ekşi sözlük yazarı yazmış bunu. 4.3 milyon doları alıcı bulmuş.
Arkadaş, tamam güzel de biraz pahalı değil mi? Benim de Başak tarlası, yalnız ve bakuru ağaç, yaşlı adam gibi bir sürü fotoğrafım var. Facebook'ta çoluk çocuk like edip geçiyor sadece. 3 kuruş para veren de olmadı. Ayıptır ya, lens parası çıksaydı bari demiş. Bunu okuyabilirsiniz bu arada. Hani bu fotoğrafla ilgili gerçekten Ekşi Sözlük'te bir hayli komik, ilginç yazılar var. Benim hoşuma gitti. Böyle hani espiritüel bir dille yaklaştığı için sizin de umarım hoşunuza gider. Bu arada sormak istedikleriniz var mı? Benim atladığım şeyler var mı arkadaşlar bu arada? Çünkü bundan sonra artık niye geçeceğiz? Birazcık ışık gölge ile ilgili fotoğraflara geçeceğiz. Patates 1 milyon euroymuş bu arada. Evet, yani demek ki şey. Şimdi bir şöyle bir selam vesaire yapıp 2 dakikalığına sadece ya da 1 dakikalığına şöyle söyleyeyim. Oytun Özen, Osman Karan. Bu arada şeyden bakabiliyoruz galiba. Evet, buradan bakabiliyoruz. Başka bir ekrandan. Fethi İzan. Merhaba Fethi. Bu arada şu durumlar geçsin artık, kahvelerimizi içelim. Ümit Yağmur merhaba. Mine Yıldız. Oo, çok bakalım soruları atladığımız var mı bu arada? Şöyle. Gerçi geldikçe sorulara baktım. Yani sorular soruldukça baktım ki olabildiğince. Şimdi boşluk ve boş alan karıştırılan kavramlar, doğru. Bu arada Okyar, Atilla Okyar galiba söylemiş. Kesinlikle doğru. Boşluk ve boş alan tabii ki farklı. Ancak minimalde kullanılışı şu anlamda aslında, hani o negatif dediğimiz boşluklar, boş alanlar. Aslında şöyle düşünelim. Şimdi ben burada bir yer kaplıyorum. Değil mi? Burası boş olmasaydı, başka bir nesne ile dolu olsaydı ben burayı doldurabilir miydim? Hayır. Yani aslında buna bir gönderme yapıyor. Bu arada evet, Volkan Onay merhaba. Mehmet Aliyek Oray. Bu arada şey yaptığım var mı? Atladığım varsa lütfen yorumunu yazabilir. Çünkü ben şöyle bakıyorum ama bulamadım. Bu arada yorumlara bakıyorum. Evet, güzel. Şöyle sunumlar görünüyor zaten. Şöyle bakalım. Evet. Evet. Evet, YouTube kanalımız Gül Yıldız bu arada, soran sormuş. Oradan da bir şeyler tabii ki yapıyoruz. Bu tip videolar çekiyoruz, genişletilmiş ya da diğer türlü. Şimdi gelelim mi bu arada? Boşluk da bir boşluk, evet, ama hiçlik değil. Doğru Berna Başarır bu arada. Boşluk da bir boşluk. Evet. Beni de çok mutlu etti bu arada Suat Bey. Şimdi Işık gölge kombinasyonlarına gelelim. Buradan da böyle kısacık bir şey anlatacağım. Sizi çok çok böyle yormak da istemiyorum. Bu konuyla da ilgili güzel bir sunum hazırladım yeni baştan sizlere. Böyle güzel pozlamalarla vesairelerle, teşekkür ederim bu arada. Işık gölge kombinasyonuna gelelim. Işık gölge fotoğrafları aslında şöyle söyleyeyim, minimalle iç içe geçmiş. Yani bazı stilleri ışık gölgenin minimalle iç içe geçmiştir. Şimdi ışık gölge İtalyanca'da aydınlık ve yani karanlığın, ya da daha doğrusu sanatta aslında İtalyanca kökenli bir sözcük, İtalyan kökenli ve sanatta karanlık ve aydınlığın oluşturduğu zıtlık için kullanılıyor. Şimdi hep biz şunu biliriz ya, Rembrandt, Caravaggio. Ama Rembrandt ve Caravaggio'dan önce Correggio diye bir adam 16. yüzyılın başında bu iki adamdan önce bu işi yapmış aslında. Yani ışık ve gölgeyi, gölge ile sanatını desteklemiş ve barok sanatta tabii ki bu da. Bakalım. Şimdi bir çok az, yani bir dakika ressamlardan ve tabii ki neden? Çünkü ışık gölgenin çıkışı bu adamlar sayesinde oldu. Biz de bu sayede fotoğrafa aktarabildik bunu açıkçası. O yüzden söylüyorum. Şimdi gölgenin ressamı olan Rembrandt'ın resimleri incelemeye değer. Mesela Jung'un gölge kavramını unutmamak gerekiyor. Jung diyor ki kişinin gölge, kişinin bilinç dışının bir parçası olup kişinin sahip olduğunu kabul edemeyeceği kişilik zaafları ve kötücül yönlerini içerir diyor. Yani gölge bizim birazcık kötü ve böyle mutsuz, daha karamsar taraflarımızı ifade eder diyor. Doğamızın, kendi insan doğamızın karanlık tarafıdır diyor. Ve bu karanlık tarafın, yani kendi karanlığımızın ne kadar az farkındaysak
o tonlar o kadar koyu olur diyor. Ne kadar derin bir gönderme yapmış. Rembrandt ise şöyle diyor ki, kendimizdeki gölge ile yüzleşmemizi istemiş Rembrandt bu arada. Hatta Jung demiş ki, gölgemizi görmekle ışığımızı da görmüş oluruz. Bu ne demek oluyor aslında? Gölgemizi görmekle ışığımızı da görmüş oluruz. Her şey, hani şöyle felsefe okuyanlar illaki vardır aranızda. Hani diyorlar ya, ha yazı gözükmüyor. Pardon, ben yazıyı tekrar bir şey kendim de açmışım, siz de gene açmamışım. Çok özür. Olsun, sözel olarak anlattık en azından. Şöyle geçelim. İnsan çünkü konuya kaptırıp unutabiliyor gerçekten. Şöyle yapalım. Şu an görünüyor değil mi? Bakalım görünüyor mu? Ha, siz Başak tarlasında mahsur kaldınız. Tamam, doğru şeyde. Orada kaldınız, tamam. Doğru anladım. Andreas Gorski'nin fotoğrafında kaldınız. Şimdi görünüyordur herhalde ama anlattım. Zaten sözel olarak hani bu sunumda sadece görünsün diye koyuyorum. Normalde ben bunu zaten anlatıyorum. Şu an görünüyor zaten. Geçelim. Şimdi Jung demiş dedik. Gölgemizi görmekle ışığımızı da görmüş oluruz demiş. Bu adam aynı zamanda İsviçreli bir papazın oğluymuş. Bu ressam ve aynı zamanda psikiyatırmış. Normal. Şimdi Correggio'nun normalde belki çok gördüğünüz bir resimdir bu arada bu resim. Yani belki de kim olduğunu bazılarınız biliyor olabilir. Ben de sonradan araştırdıkça öğrendim. Mary ve İsa tablosunda gördüğünüz ışık ve gölgeleri bakın modelin üzerinde ve dikkati çekilmesi gereken yer. Yani Meryem ve İsa'nın üzerinde bir ışık var. Doğal olarak bu ışık da nasıl bir ışık? Noktasal bir ışık. Ve bu daha çok holy. Ne demek? Kutsal ışık anlamına geliyor ve onlar kullanmışlar, bize de feyz olmuşlar. Bakalım başka. Caravaggio birazcık sıkıntılı bir resim. Zaten Caravaggio sıkıntılı bir insan. Özellikle bunu kesinlikle bir video haline getirip yapacağım. Çünkü Caravaggio çok ilginç bir adam. Özelde de. Cinayet işleyen biliyorsunuzdur, belki okuyan okumuştur. Çok ilginç bir adam gerçekten. Çok yetenekli ama bir o kadar da kötücül yönleri ve karanlık yönleri ağır basan bir ressam. Gördüğünüz gibi burada da modellerin üzerinde ışıkları görüyoruz ve yukarılara doğru, gölgeye doğru eriyen, kaybolan tonlar görüyoruz. Bakalım Rembrandt. Çok bilinen bir adam. Gördüğünüz gibi burada önde bir İsa, işte onunla yemek yiyen bir adam, arkada bulaşık kıyan bir adam. Gördüğünüz gibi böyle bir üçlü kompozisyon şeklinde ışık gölgeyi çok güzel, çok ustaca anlatmış Rembrandt. Bunu zaten bu yani gece bekçileri resmini bilmeyeni dövüyorlarmış. Ben şimdiden söyleyeyim hani iyi niyetle sizlere. Rembrandt'ın gece bekçileri de çok güzel bir örnektir ışık ve gölgeye. Gördüğünüz gibi burada Rembrandt yani ressam ön planı çıkartmak istediği objeleri daha aydınlıkta tutarak, diğerlerini nispeten daha karanlıkta tutarak ışık ve gölgenin zıtlığıyla birlikte ne yapmış? Aslında gözümüzü asıl görmemiz istediği yere yönlendirmiş. Bakalım şöyle birisi için bir şey yazılmış. Osman Karan, gözümüz her zaman ışığı arasa da aslında sözü olan gölgelerdir. Çok güzel bir sözmüş. Gregory Maguire diye bir adam, Ayna romanından. Çok güzel, çok çok güzel bir söz gerçekten. Şimdi fotoğrafçılığın temeli, görmenin temeli ışık. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Fotoğrafçı olarak ya da yeni başlayan arkadaşlarımız da bunu biliyorlar zaten. Şimdi ışık çekeceğimiz fotoğrafta kaliteyi belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Ve ışık gölge kombinasyonları daha yatay geldiği zamanlarda aslında yeryüzüne çekilmesi daha güzel olur. Neden? Gölgeler uzar. Özellikle biz işte gölge fotoğraflarını ne zaman çekebiliriz? Özellikle ışığın çıktığı artık Nisan aylarından işte
İşte yazın birazcık böyle tabii ki 3'ten sonra, öğleden sonra ya da sabah işte 9'a 10'a kadar daha güzel çekilir. Çünkü gölgeler uzar o saatlerde. Buna göre bir planlama yapabiliriz. Kışın çekilmez mi? Tabii ki çekilir ama homojen bir ışıkta değil de daha çok güneşin daha yoğun olduğu, kış aylarında özellikle yoğun olduğu, ancak yatay geldiği saatlerde çok rahatlıkla çekilebilir. Şimdi bir duvarın 3 fotoğrafını göstereceğim size. Aynı duvar. Bunu daha önceki bir sunumda da göstermiştim. Bu fotoğraf, ilk fotoğrafımız bizim bu arada. Nerede çekilmiş? Kadıköy'de çekilmiş. Ve nispeten ışığın ve gölgenin çok, hani şöyle söyleyeyim, ışığın çok güçlü olmadığı, daha homojen geldiği, yani bulutlardan süzülerek geldiği bir zaman çekildiği için bir derinlik, bir boyut etkisi yok. Ancak bir sonraki fotoğrafta aynı duvar, bakın, noktasal bir ışık gelmiş ve doğal olarak gördüğünüz gibi derinlik ve sinematografik etki artmış durumda. Evet. Şimdi gelelim en çok sorulan, yani teknik sorular. Şimdi aramızda mutlaka bizi izleyenlerden bu işi yıllardır yapan arkadaşlar da olabilirler ama biz hep şunu söylüyoruz sunumlarda, yeni başlayan arkadaşlarımız için de bir şeyler anlatalım. Biraz ilerleyen arkadaşlarımız da en azından tekrar etmiş olurlar diye düşünüyoruz. Şimdi ışık gölge fotoğrafları en çok gelen sorulardan. Hani karışık ışıklar vardır. Bazen bir duvara ışık düşer, diğeri daha karanlık olur. İşte böyle durumlarda aslında noktasal ölçüm modu kullanmak önemlidir. Zaten özellikle silüet fotoğraflar çekerken noktasal ölçüm moduna almak gerekir. Şimdi şöyle söyleyeyim, noktasal ölçüm modu bir yere daha az bir ışık düştüğünü düşünün. Güçlü ama daha az bir bölgeye ışık düştüğünü düşünün. Şimdi bu genelde konunun belli bir alanını noktasal olarak biz ölçüm yaparız belli bir alanında. Bu şimdi mantıken yani düşündüğümüzde nereden ölçüm almamız gerekir? Tabii ki aydınlık alandan almamız gerekir. Eğer karanlık alandan bir ölçüm alırsak ne olur? Şöyle yapar direkt. Makinamız yanılır. Çünkü poz ölçümü şu şekilde yapılır. 1. Makinamızı program moduna alıyoruz. ISO hariç, ISO'yu otomatikte kullanmıyoruz. Makinamızı program moduna alıyoruz. İkincisi, noktasal ölçüm moduna alıyoruz. Sonra vizörden, ya yani makinamızdan bakarken bir, hani netleme halkamız var ya, netleme halkasını en aydınlık bölgeye doğru götürüyoruz. Şimdi makinamız program modunda olduğu için bize bir belli değer atıyor. Diyor ki buranın ışığı biraz çok, sen bu fotoğrafı, makine benimle konuşuyor şu an bu arada, ben zaten makinama kızım gibi bakıyorum, kızım diyorum. Bana diyor ki burada ışık çok fazla, biraz kız, 1 bölü 1000'e diyelim ki F8, yani diyafram 8 veriyor. Şunu yapıyoruz biz, program modundan makineyi çıkartıyoruz. 1 bölü 1000'e 8 değerini kendimiz giriyoruz makineye. Diyelim ki hafiften olmadı mı? Yani birazcık aydınlık mı çıktı? Ona göre 1 bölü 1000 değil de 1 bölü 1250 ya da F8 değil de F10'a alıyoruz makinamızı. Yani biraz daha karanlık çıksın diye. Şimdi bu ölçüm bu şekilde yapılıyor. En çok gelen sorulardan bir tanesi de diyafram öncelikli kullanamaz mıyız? Hani ben daha çok şöyle, program modunda ölçüm alabilirsiniz. Evet, diyafram modunda da alabilirsiniz. Ancak şuna çok dikkat etmek gerekiyor diyafram modundayken. Diyafram öncelikli nedir? Diyaframı biz belirliyoruz. Enstantaneyi makinamız kendi belirliyor. Diyafram modunda şöyle bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Mesela makinamızı aldık. Şöyle göstereyim. Makineyi aldık. Makineyi aldıktan sonra diyafram modundayız. Eğer bu netleme halkasını ben diyafram modundayken kalkıp karanlık bir noktaya götürürsem yanlışlıkla ne olacaktır? Fotoğraf silüet değil,
patlak çıkacaktır. O yüzden bu çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle netleme halkasını, yani o ışığı ölçtüğünüz netleme halkasını ışığı ölçtüğünüz yere doğru getirmeniz gerekiyor. Bunu nereye getirdiğinizin çok büyük bir önemi oluyor. Hocam Demi Abidin Atalay sormuş. Bu arada arada bir böyle şeylere geliyorum. Hocam ışık ölçer konusunda ne düşünüyorsunuz? Her fotoğrafçının mutlaka pozometresi olmalı mı? Direkt hayır diyebilir miyim bu soruya? Şöyle, pozometre zaten bizim makinalarımız artık o kadar gelişmiş ki, özellikle sokak için o kadar gelişmiş ki biz aslında şöyle söyleyeyim, şey yapabiliriz. Nasıl anlatayım, direkt pozu ölçebiliriz. Ancak bazen özellikle aramızda şu an moda fotoğrafı çeken arkadaşlarımız da var ya da ürün çeken ya da işte araba çeken Fethi Bey gibi, mutlaka onlar o ışığı ölçmek için pozometre kullanıyorlar. Çünkü çok daha profesyonel ve o düşen ışığı, yani ışık kaynağından nesnenin üzerine düşen ışığı hatasız bir çekim yapmak için, çünkü bu işi sonuçta ticari olarak yapıyorlar, en ufak bir hatada, değil mi? Hani biz bir silüet çekemediğimiz için kimse bize bir şey söylemez. Yani çekememişizdir. İkincisinde, üçüncüsünde çekeriz. Ancak bunu ticari olarak yapan arkadaşlar, özellikle moda fotoğrafçıları ya da dediğim gibi araba, ürün vesaire çeken ustalar ya da profesyoneller mutlaka pozometre genellikle kullanırlar. Yani bunun sebebi de düşen ışığı, nesnenin üzerine düşen ışığı doğru ölçmek için kullanırlar ve hatasız bir çekim yapmak için. Ancak düşünsenize, zaten sokakta hayat hızlı akıp gidiyor. Bir de biz pozometre vesaireyle uğraşırsak sokak fotoğrafçılığında, bir kere zaten hani gerçi sokak fotoğrafçılığı diye bir şey de olmadığı söyleniyor. Yani daha doğrusu sokak fotoğrafçılığı sonradan türemiş bir literatürde bir şey. Yani fotoğraf ana dallarının içinde böyle bir dal yok. Hani mimari var, portre var, doğa var ama şey yok mesela. Ama sokakta hayat hareketli olduğu için, bu arada hareketli olduğu için maalesef biz bu pozometreyi biraz zor kullanırız. Ama dediğim gibi ürün fotoğrafçıları ya da moda ya da dediğim gibi araba çeken arkadaşlarımız ya da profesyoneller harici bir sürü ışık kullanıyorlar. Şimdi harici bir sürü ışık kullanıldığında da çok ince ayar, ince bir ışık ölçümü yapmaları gerekiyor. Arada bir sorulara bakalım. Şöyle biraz yaklaşacağım. Küçük ekran okuyamıyorum. Evet, program modundan çıktıktan sonra manuel moda mı geçeceğiz? Evet, program modundan çıktıktan sonra manuele geçip manuel çekebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum ama herkesin tabii ki tercihi farklı olur ama zaten program modu ışık ölçüm modudur daha çok. Aylin Güler, ay fotoğrafı çekerken nasıl bir ölçüm modu tercih edilmeli? Bunda da noktasal yapabilirsiniz. Zaten ay fotoğrafı çekerken tipik, hani bilinen bir yanlış vardır, süreyi uzatmak gibi. Aksine ay fotoğrafları 1/500 enstantaneden aşağı zaten pek çekilmez. Çünkü diğer türlü patlar. Ay yüzeyi çok parlak olduğu için. Fethi İzan yazmış. Dışarıda yardımcı ışık kaynağı kullanacaksa flash gibi mutlaka kullanılmalı derim. Ha, az önceki söylediğime geliyor. Doğru. Bakın, ben söyledim bu işi yapmayan bir insan olarak ama Fethi İzan Bey bu konudan duayenlerinden ve yazmış ki flash gibi ışıklar kullanılacağı için, yani bu tip ürün çekimlerinde, büyük çekimlerde mutlaka diyor kullanılmalı pozometre diyor. Çok doğru. Bakalım. Belgesel fotoğrafçılığın altında sayabiliriz sokağı diyor. Yani sayabiliriz. Sokağa belgeselin içine sokanlar da var. Sokağa belgeselin içinde. Dediğim gibi gene o kendini, kuyruğunu ısıran yılan hikayesine dönüyor. Evet. Şimdi ışık ölçüm sistemi, spot ölçüm. Böyle bir göstermek istedim gene de. Nasıl bir şekilde göründüğüne dair. Evet. Farklı makinalarda görüyorsunuz nerelerde olduğunu. Farklı farklı makinalarda bu noktasal ölçümün nerede olduğunu kendi makinenizde bulabilirsiniz zaten. Evet, şimdi bu kırmızı el işaretleri çıktı mı bilmiyorum şu an. O arada bir soru bakayım, belki geç geliyorsa eğer size. Evet, diyor ki Fethi İzan Bey, gene merak edenler için, gün ışığı ve flaş karışık kullanılacaksa ışık farkını pozometre ile ölçmemiz gerekir. Kesinlikle çok doğru. Bakın, ne kadar şanslısınız ki bu işin duayenlerinden birisi böyle bilgilendiriyor.
Şimdi gelelim bu fotoğrafa. Nereden ölçüm alacağız? Gördüğünüz gibi o kırmızı eller çıkarttım. Aydınlık alandan ne yapacakmışız demek ki? Program moduna alıyoruz. Noktasal ölçüm moduna alıyoruz. Ve netleme halkası onu noktasal ölçüm şeye götürüyoruz. En aydınlık bölgeyi gösteriyoruz. Ve bu şekilde buradan bir ölçüm alıyoruz. Mesela bu fotoğrafta önde bir model var. Arkada ayrıca başka birisi var. Yani model derken ben şimdi hani bu arkadaşımız evet bizim atölyemizden bir arkadaş ama hani normalde çekeceğiniz bir fotoğraf da olabilir sokakta. Hani ben herkesten model olarak bahsediyorum. Yani illaki bunu hani arkadaşımız olur ya da doğal hayatın akışı içinde bir insan çekeriz. Ben ona da model diyorum. Hani buna model derken böyle parayla tutulmuş bir model gibi algılanmasın. Mesela burada da arkada bir ışık var. Değil mi? Ayrıca bir arkada ayrı bir fotoğraf var daha doğrusu. Önde de ayrı bir fotoğraf var. Şimdi burada ise nereden aldım ben? Özellikle öndeki model benim kadrajımda daha fazla yer kapladığı için ve asıl benim fotoğrafımda önemli olan öge ya da fotoğrafın öznesi öndeki obje olduğu için ben onun hiçbir şekilde patlamasını istemem. Yani yüzünün patlamasını, ışık patlaması istemem yüzünde. O yüzden ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi ok işareti olan ışıklı bölgeden ben gene ışık ölçümü almışım. Bakalım. Evet gene kırmızıyla olan, bakın silüet fotoğraf. Minimize edilmiş bir fotoğraf yine ve gördüğünüz gibi model yürüyor ve modelin arkasında ışıklı bir bölge var ve ben yine oradan sonuçta bir ölçüm almışım. Bu arada arada sorulara da giriyorum. Makine aydınlık yerden netleme yapmıyorsa aydınlığa en yakın yerden ölçümü denemek gerekir mi? Evet, deneyebilirsiniz. Doğru. Bazen şöyle söyleyeyim, zaten genellikle kontrast bazlı, yani netleme olayı kontrast bazlı çalıştı. Kontrast faz denir buna aynı zamanda. Bir alanda mesela kontrast nokta arar. Özellikle gökyüzüne doğru makinamızı kaldırdığımızda çok beyaz bulutlar varsa ya da bembeyaz bir duvar çekeceksek bazen tabii ki şöyle söyleyeyim, netleme yapamayabilir makine. Hatta böyle bir ses çıkar, zıt zıt diye böyle sesler çıkartır. İşte bu netleyemiyorum ben, kontrast bir alan bulamadım işaretidir. Yani sancısıdır daha doğrusu. Bazen de çok karanlık yerlerde de aynı şey başımıza gelebilir. Yani illa çok aydınlık olmak zorunda değil. O yüzden ben genellikle bana hep şu soruluyor. Diyor ki mesela yürüyen bir insan var. Kadraj yaptım. Nereden alacağız ya da netlemeyi nereye yapacağız? Ben görece nerede modelimi yakalayacaksam kadrajda oraya netlik yapıyorum genellikle. Işık gölge fotoğraflarında ise en aydınlık bölgeden ışık ölçümü alıyorum. Şimdi bakalım. Burada da aynı şekilde önde bakın bir şapkalı model var. Arkada ise başka bir model daha var. Gene ikili kompozisyon dediğimiz bir şey var bu fotoğrafta. Yine farkındaysak biz yine sonuçta arka planda ben en aydınlık bölgeden yine ölçüm almışım bu arada. Bakalım bir sonraki fotoğrafa. En çok sorulan sorular. Şimdi yani sizler mutlaka bu soruları sormadan, ben belki yanlış anlamayın, siz tam soracakken ben belki buraya girmiş olabilirim. Çünkü hani şu ana kadar sorulan sorular içinden de biz sunum hazırlarken hani bunları da düşünerek sunumlar hazırlıyoruz. O yüzden geniş açı kullanabiliriz mesela. Ha şimdi bir geçmeden iki soru var. Galiba makinenin sancısı tanımlamayı söylemiş. Osman Karan, diyafram öncelik modda ışıktan ölçüm alıp yetmiyor ise ışığı kompanse ederek azaltabilir miyiz? Mutlaka monoelle mi geçmemiz gerekiyor? Yok, yapabilirsiniz. Diyafram öncelikli modda diyelim ki ışık ölçümü yaptınız. Diyafram öncelikli modda. Ancak netleme halkanızın içinde kalması gerekiyor. Diğer türlü diyafram öncelikli modda kadrajınızı yaptınız, ölçümü yaptınız. Sonra kadrajı beğenmediniz. Hafif şöyle döndürdünüz makinayı. Diyelim ki ne olacak bu durumda? Ha, aile tuşu var. Evet, netleme kilidini kullanabilirsiniz. Işık kitlemeyi. Doğru.
Yani ama hani şöyle söyleyeyim, diyafram öncelikle de çalışabilirsiniz. Manuelde de çalışabilirsiniz. Program modundan manuele de geçebilirsiniz. Ama kişisel fikrimi soruyorsanız, şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır derler ya, kişisel fikrimi soruyorsanız ben manuel derim ama diyafram öncelikli mutlaka çekenlerde vardır böyle fotoğrafları. Doğru. Özcan Güzel, hocam ışık gölge fotoğrafı değilse ne şekilde? Ha, ışık gölge fotoğrafı değil de normal homojense matris ölçümü alırsınız. Şöyle şurada vardı homojenlerde, ya bölgesel ya da bakın merkez ağırlıklı ölçüm modlarında ölçüm yapabilirsiniz. Mesela normal bir şehir manzarası çekecekseniz merkez ağırlıkta kalabilir. Manzara fotoğrafı çekecekseniz matris ölçüme alabilirsiniz. Zaten matris ölçüm ne demek? Her yerden ışıkları ölçüyor, size bir ortalama veriyor demek oluyor aslında bu. Gelelim. Şöyle fotoğraflarımızdan devam edelim. Şimdi nasıl bir objektif kullanırız? Bir, geniş açılar. Ne için kullanırız? Çizgileri güçlendirmek. İki, şimdi ışık gölge dedik de ışık gölgede çizgi de çok önemli. Bazen ışıkla birlikte oluşan çizgiler de oluyor biliyorsunuz. Bir, çizgileri güçlendirmek. İki, perspektifin bilinçli abartılması. Üç, dar alanlarda avantaj sağlar. Değil mi? Geniş açılar. Şimdi ben o yüzden genellikle dediğim gibi geniş açı benim neredeyse şöyle söyleyeyim bir uzvum gibi oldu. Marshall McLuhan diye bir adam var, hatta der ki hani makinanız artık sizin vücudunuzun bir parçası gibi olsun. Geniş açıda benim bir parçam gibi. Keşke gözümüz de birazcık daha böyle. Gerçi insan gözü bu arada 180 ila 220 dereceyi görebiliyor bu arada. Ancak net görebildiği açı şu at gözlüğü diye tabir ettiğimiz hani 46 derecelik açı, o net gördüğümüz açı da normal açıya denk geldiği için normal açılı objektiflere normal açılı objektifler demişler. Çünkü insan gözünün gördüğü perspektife en yakın gösterdiği için. Ancak ben normalden ziyade birazcık, tabiri caizse anormal demeyelim de, birazcık daha geniş açılar açıkçası tercih ediyorum. Sormuşlar Abidin Atalay, hangi lensi kullanıyorsunuz hocam? 8-16 mı? 10-24 mü? 10-24'ü daha çok kullanıyorum. 8-16'yı da kullandım bu arada. 8-16 nispeten daha ağır bir objektif. 10-24 nispeten birazcık daha hafif bir objektif ama ikisinin de perspektif duygusu, distorsiyon yapmıyorlar, eğime bükme yapmıyorlar ama perspektifi bilinçli abartma konusunda gerçekten iyiler bu arada. Şimdi geçelim dilerseniz, aile modunu söyledim az önce çünkü. Şimdi çizgileri güçlendirmek dedik. Perspektifin bilinçli abartılması, dar alanlarda avantaj dedik. Bakalım fotoğraf örneklerine. Şimdi bunu bir okuyalım. En sevdiğim, şimdi fotoğraflarımızda da özellikle biz çok kullandığımız için hani perspektifi genellikle zaten perspektif her şeyde var, hayatın her alanında, hani portrede de var sonuçta, manzarada da var, her yerde var perspektif. Karikatür göründü mü şu an bilmiyorum ama senden uzak kalmak bana çok şey öğretti diyor. En sevdiğim karikatürlerden kadın diyor ki ne öğretti? Perspektifi diyor. Yani o kadar güzel ki, hatta yol çizgilerin bakın ufuk çizgisinde birleşme eğilimi var. Farkındaysanız fotoğrafta, yani karikatürde gerçekten çok zekice hazırlanmış güzel bir karikatür. Çok da severim bu arada. Şimdi geçelim bu arada şöyle. Nasıl bir objektif kullanırız? Dar açılı da kullanabiliriz. Dar açılı objektiflerin ne özelliği vardır? Dar açılı objektiflerle biz geriye çekildiğimiz için, çekmek için zaten konuyu ne yapar dar açılı objektifler? Doğal olarak aslında dar açılı objektifler yapmaz da bunu. Geriye çıkmak, yani geriye çıkmak zaten doğal olarak perspektifi düzeltir. Yani konudan uzaklaşmak. Konudan uzaklaşmak zaten daha düzgün perspektife sahip fotoğraflar çekmenizi sağlar. Teleobjektifte de zaten geriye çekilip fotoğraf çektiğimiz için doğal olarak perspektif düzelir.
İkinci bir özelliği vardır. Optik zoom ile detaylara yaklaşabiliriz. Şimdi fotoğraf örneklerini tabii ki inceleyeceğiz. Bunları bir başlık olarak anlattım. Kritik an çok önemlidir. Işık gölge fotoğraflarında belki minimal fotoğraftan çok daha önemlidir. Zamanlama, belirginlik çok önemlidir. Yani ışık gölge fotoğraflarında objenin yeterli belirginliğe sahip olması ya da o hareket ettiği andaki durum çok önemlidir. Bir, gözlemlemek çok önemli. İkincisi, senkronizasyon. Bu ne demek? Zamanlama. Yani tam adımın attı çekmek. Yani neredeyse ben hep hani şunu söylerim. Fotoğrafı çekerken yürüyen bir insan varsa beynimizle onun adımlarını senkronize etmeliyiz resmen. Onunla birlikte kafamızın içinde yürümeliyiz. Üçüncüsü, hareketin pik noktası, karar anı ya da kritik noktada zaten diyebiliriz buna. Şimdi parça ışık varsa nasıl ölçüm alacağız? Gördüğünüz gibi burada az önce minimal bir fotoğrafa da giriyor bu fotoğraf aynı zamanda. Gördüğünüz ortak bir fotoğraf ışık gölge fotoğrafına da giriyor. Hani ışık gölge deyince hep silüet algılanmasın lütfen. Noktasal ışık geldiğinde de biz bu fotoğraflara da sonuçta ışık gölge fotoğrafları diyoruz. Ve burada ışığı nereden ölçtük? Buradaki ışıklı bölgeden. Çünkü bu çocuğun gelip gelmeyeceği, size model olup olmayacağı belli değil. Sonuçta doğalından duran bir insan. Belki kaçacak, belki gidecek. Burada eğer size poz veriyorsa çocuğun yüzünden alabilirsiniz ölçümü. Eğer size poz vermiyorsa da ne yapacağız? Aydınlık bölgeden ölçüm alacağız. Bakın yine şöyle fotoğrafa bakalım. Burada bir adamın yüzüne sağ, şimdi gölgesi çıkmış, gölgeyi görüyoruz. Bir de sağ tarafta, yani bana göre sağda bir adam var ve yüzüne noktasal bir ışık düşmüş. Farkındaysak hem gölgesi düşmüş hem adamın yüzüne noktasal bir ışık düşmüş ve karşıda da kapıda işte bayrak var, Türk bayrağı var, çiçek var, belli detaylar var. Bu da bir ışık gölge fotoğrafıdır ve bu fotoğrafı çekmek için de yine ne yapıyoruz? Karşı duvardaki, çünkü insanın gelip geçmeyeceğini bilmiyorum. Ben insan gelinceye kadar planlamak, hani insan gelsin de ışık ölçeyim, böyle bir şey yok. Sokak dinamik, bizi beklemez, hareketlidir. Benim anlatımım gibi. Çok umarım hızlı gitmiyorumdur. Bazen otomatiğe bağlıyormuş gibi konuşuyorsun diyorlar bana. Biraz daha yavaş gitmeye çalışıyorum bugün. Burada biz nereden ölçüm alacağız? Tabii ki kapıdaki en aydınlık bölgeden ölçüm alacağız. Orada bir insanın gelmesini beklemeyeceğiz. Evet. Hocam netlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Özhan Arıoğlu sormuş. Hocam netlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Bu parçalı ışık fotoğrafta alan derinliğini hesap ederek manuel mi yapıyorsunuz? Şöyle yapabilirsiniz bu tip ölçümlerde. Eğer az önce söylediğimiz gibi diyafram öncelikli çalışacaksanız diyaframı 8'e getirirsiniz. Zaten yeterli alan derinliğini sağlar size. Diyafram 8. Enstantaneyi de o şekilde ayarlayabilirsiniz mesela. Yani alan derinliği ya da derinlik, bu aslında kişinin ne göstermek, neyi ne kadar göstermek istediğine bağlı olduğu için yeterli netlik oluşsun istiyorsanız diyaframı 8'de tutup direkt enstantane ile de oynayabilirsiniz. Manuele geçtikten sonra bu arada. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Bakın yine bir parçalı ışık. Farkındaysak sağ tarafta ayrı bir geometrik şekil var. Sol tarafta pencere var. Pencerenin gölgesi var. Hangisi acaba? Oytun Özen bir soru sormuş. Fotoğraf kaç milimetrede çekildi diye, ama hangi fotoğraf olduğunu yazabilir miyiz Oytun? Ona göre ben cevap vereceğim çünkü. Eğer bu fotoğrafsa eş zamanlı gitmediği için, yani ben anlatıyorum 20 saniye sonra falan siz duyduğunuz için söylüyorum bunu. Bu fotoğraf için konuşuyor olursak, ben bu fotoğrafı 10-24'ün 10 milimetresiyle, o da kropla 15 milimetreye denk geliyor bu arada. Şapkalı adamı mı arkadaşlar? Şapkalı adam. Bu fotoğrafı 16-55'in bir objektif var. Onun 50 milimetresine yakın bir şeyle çektim. Yani bunu birazcık uzaktan çektim. Öyle söyleyeyim. Çünkü kapıdaki o düşeyleri düzeltebilmem için
mecburen geriye çekilmem gerekiyordu bu arada. Fotoğrafta ise tabii ki geniş açı kullandım. Böyle yerlerde de gördüğünüz gibi modeli silüete düşüreceksek eğer, modelin arkasındaki noktadan, aydınlık bölgeden ışık ölçümü yapabilirsiniz. Şimdi gene parçalı ışıklı, hatta noktasal ışıklı bir fotoğraf görüyoruz. Bu özellikle akşam üzeri çokça gördüğümüz, yazın ya da işte baharda ya da sonbaharda özellikle gün ışığının ya da güneş ışığının yatay geldiği saatlerde akşam üzerinde bu tip ışıklar görebiliriz. Ben burada ne yaptım? Şimdi bu adamın geleceğini biliyor muyum? Hayır, hatta an fotoğrafı diyebilirim bu fotoğraf için. An fotoğrafı. Ben şu ışığı gördüm duvardaki, soldaki duvardaki. Yerdeki parçalı ışığı da gördüm uzanan. Dedim ki buradan biri gelir herhalde. Hatta biz başka bir şeyin çekimini yapıyorduk. Bu amca tesadüf geldi ve tek kare bir fotoğraf bu. Ben bu adama göre hesap yapamam orada. Yani adam gelecek mi, model gelecek mi, bunun hesabını yapamam. Bunun yerine şöyle yaparım. Ya duvardaki ışıklı alandan ya da yerdeki ışıklı alandan bir ölçüm yapılabilir. Yani bunun için illaki modeli beklemenize gerek yok. Ha, modelle çalışıyorsanız, yani model tutmuşsanız ya da bir arkadaşınızı model olarak kullanıyorsanız, tabii ki arkadaşınızın yüzünden ölçüm alabilirsiniz. Şimdi yanal ışık, bunları hani çok girmek istemiyorum. Yanal ve 45'i birazcık değineceğim ama cephe ışığı vesaire, bunları zaten ışık konusunda çokça anlattık. Yanal ışık, yandan gelen ışık tamamen. Bunun da derinlik ve boyut etkisi vardır bu arada. Modelin bir yüzü aydınlıktayken diğer yüzü karanlıkta kalır ve derinlik ve boyut etkisi yanal ışıkta fazla olur ve portrede özellikle çok sevdiğim bir ışık tarzıdır bu. İlla ki bu arada böyle belgesel stildeki fotoğraflarda mı olacak? Hayır, bazen mimari minimal ya da gene ışık gölge diyebileceğimiz fotoğraflarda da gördüğünüz gibi yanal ışık kullanabiliriz. Bakın, burada da ölçümü kadının arkasındaki aydınlık bölgeden aldım. Geçelim diğer fotoğraflarımıza. Gene aynı şekilde çokça çekilmiş Türkiye'nin artık bilinen stildeki fotoğraflarından, belgesel stilde sayılabilecek fotoğraflardan. Gördüğünüz gibi adamın yüzüne yandan ışık vuruyor, ışık kaynağından ve boyut ve derinlik etkisiyle birlikte gölgede eriyen tonlar şeklinde daha çok ressamların, Rembrandt gibi, Caravaggio gibi, işte onlar bu tip şeyleri çekmişler ki bize feyiz olmuş, biz de ışığı bir şekilde bu şekilde yorumlamışız diyoruz. Şimdi burada iki şeyden bahsedeceğim bu fotoğrafta. Bir, pencereden gelen noktasal ışıklar var. Bu tip ışıklarda peki, yani belli bölgelere düşüyor ışık ve belli bölgelere gerçekten düşmüyor. Cami ya da kilise gibi ortamlarda bu tip fotoğraflara çokça, yani daha doğrusu bu tip bir ışığa çokça rastlarız zaten. Sebebi nedir? Zaten cami ya da kiliseler camları öyle bir yapılır ki zaten gelin fotoğraf çekin der gibi. Yani çok güzel noktasal ışıklar alırlar bu mekanlar özellikle ve genellikle az aydınlatıldığı için iç mekan, yani böyle yüksek bir aydınlatma hiçbir camide kolay kolay, hani eğer bir içinde herhangi bir etkinlik mi diyeyim ya da işte ne bileyim bir şeyler, hani insanlar toplanmadığı ve verilmediği sürece bu ayrı bir şey. Ama genellikle aydınlatmalar zayıftır ve biz genel aydınlatmaları zaten pencereden gelen ya da işte kubbeden gelen ışıklarla çözeriz. Burada yapmamız gereken şey şu: amcalar zaten oturuyorlar. Bu arada Ankara'ya selam olsun. Ankara Kocatepe'de çektiğim yıllar önce bir fotoğraf bu. Bu arada Ankara'dan katılan arkadaşlar da var çünkü biliyorum. Şimdi amcaların yüzüne gelen bir ışık var. Hatta öndeki amcaya Kur'an-ı Kerim'le birlikte gelen bir amca var. Yani ışık var. Şimdi ben orada ne yaptım? Öndeki amcanın yüzünden ışık ölçümü aldım.
öndeki, yani öndeki derken benim önümdeki değil de diğer amcadaki, çünkü ışık daha iyiydi ve öndeki amca, yani arkada oturan amcanın üzerindeki ışığın daha belirgin olmasını istedim. Çünkü eylemi gerçekleştiren asıl o. Hani önüne bir Kur'an açmış, okuyor. Kur'an'a bir ışık düşmüş. Bana doğru, bana yakın olan amcanın da yüzünde bir ifade var ve bunu belir belirsiz yakalamak için dediğim gibi bu şekilde bir ölçüm aldım. Aynı zamanda burada çizgi kullanımını da görüyoruz. İlla çizgi deyince mimari ya da işte az önce minimal fotoğraflarda anlattığım gibi geometrik şekiller elle çizilmiş ya da mimari fotoğraflarda olmak zorunda değil. Biz öyle bir kadraj yaparız ki bazen diagonal yerleşimi, hatırlarsak diagonal yerleşim neydi bu arada? Köşeden çıkan çapraz çizgiler, yani şurası. Diagonal bir yerleşim yaparak aynı zamanda fotoğrafımızı çekebiliriz. Bakalım Hatice Kübra, hocam kiliselerdeki vitraylardan yansıyan renkli ışıkları da kullanabilir miyiz? Tabii ki, hatta nefis oluyor söyleyeyim. Gerçekten çok güzel fotoğraflar çıkıyor. O renklerle birlikte gerçekten çok güzel. Murat Yılmaz, camdan gelen ışık favorim demiş. Gerçekten benim de öyle, çok güzel oluyor. Şimdi 45 derecelik ışığa gelelim. Rembrandt ışığı olarak da bilinir. Tabii ki Correggio daha önce açıkçası çalışmış bu konularda ama Rembrandt birazcık daha meşhur olmuş. Hepimiz biliyoruz sonuçta Rembrandt'ı. Rembrandt'ta ise, yani 45 derecelik ışıkta ise ben hep, yani şöyle yapabiliriz daha doğrusu. Şöyle bir dik açı çizeriz. Tam elmacık kemiğine gelir. Yani şöyle bir dik açı çizdiğimizde tam elmacık kemiğimizin üzerine gelen ışık, şuraya gelen ışık bu arada 45 derecelik ışıktır. 45 derecelik ışık ise bu arada derinlik ve boyut etkisini, hani 3 boyutluk etkisini artırır. Hatta böyle bir yüzü karanlıktayken şöyle göstereyim mesela. Modelim yüzü karanlıktayken bir tarafı üçgen şeklinde genellikle bir gölge ışık içinde kalır. Güzel olur. Yani bu tip fotoğrafları, bu tip ışıkları açıkçası biz severiz. Evet. Baran Asena yazmış. Camide ışık arkadaki kişiden ama odaklanma öndeki üzerinde herhalde. Evet, doğru. Doğru. Çünkü öndeki yani öndeki obje bu kadar çok yer kapladığında çok netsiz çekmek kişisel bir tercih olarak benim hoşuma gitmiyor. Ama bu yapılabilir tabii ki. Yapılamaz diye bir şey yok bu arada. Ters ışık nedir? Ters ışıkla ölçümü de zaten ne demiştik? Modelin arkasında en aydınlık bölgeden alırız. Fotoğrafçı olarak ben varım. Önümde bir model var. Modelimin arkasında da ışık kaynağı var. Bu güneş de olabilir. Bu herhangi bir yapay ışık kaynağı da olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi Erkan Kocaman bir şey sormuş. 45 derecelik kullanımı ışık kullanımı low key çekim tekniği içerir mi? Tabii ki low key tekniği içerir. Çünkü low key nedir zaten? Düşük anahtar ışığı anlamına gelir. Düşük anahtar ışığı. Daha böyle şöyle söyleyeyim. Daha noktasal bir yerden güçlü ancak güçlü fakat patlatmayan yüze şekilde tabii ki bizim o pozlamayı yapmamız lazım. Ancak daha dar bir alandan gelen ışıkla tabii ki siyah bölgelerin daha çok olduğu fotoğrafta ya da koyu tonların daha çok olduğu fotoğraflara biz low key diyoruz. Yani az önce arkadaşımızın dediği fotoğraf, evet bu low key fotoğrafı aynı zamanda. Çok doğru, güzel bir yakalama olduğu için çok teşekkürler bu arada. Low key kullanabiliriz. Yine gördüğünüz gibi bir silüet fotoğraf. Karşı tarafta aydınlatılmış bir duvar var. Zeugma Müzesi, gitmediyseniz bence bir an önce gidin derim. Tabii ki şu o durumlar geçsin. Ondan sonra gördüğümüz gibi arka taraftan bir ölçüm alıyoruz aydınlık bölgeden ve fotoğrafımızı çekiyoruz. Yine aynı şekilde aydınlık bölgeden ölçüm alıyoruz. Bakın silüet fotoğraf. Buna göre çekim yapıyoruz. Yine silüet bir fotoğraf. Yalnız bu fotoğrafta şöyle bir özellik var. Özellikle neden koydum bu fotoğrafı? Özellikle. Bir özelliği var bu fotoğrafı koymamın. Genellikle silüet fotoğraflarda siyah
giydiririz. Amacımız bizim insanı silüete düşürüp detayları çok belli etmeden sadece insan vücudunu ortaya silüet şeklinde çıkartmak istiyorsak daha çok siyah giyiniriz. Çünkü beyazda silüet çekmek çok zordur. Çünkü zaten ne yapar? Beyaz ışığı yansıtır, değil mi? O yüzden ama bu fotoğrafta ters ışıkla çekilmesine rağmen küçük kızın giydiği elbise beyaz olduğu için aynı zamanda aslında bu fotoğraf yarı ters ışık gibi değerlendirilebilir. Yüzü biraz daha silüette kalmış ama elbisenin üzerine bir takım ışık düşmüş ve yarı ters ışık diyebileceğimiz bir durum ortaya çıkmış. Bu tip fotoğraflarda da eğer yine mesela şurada vitraydaki camdaki aşırı ışık alan bir bölgeden ölçüm aldım bu arada. Silüet fotoğraf demek illaki bu arada karşıda ışık olacak, illaki güneş gelecek de ben silüet çekeceğim anlamına gelmiyor. Bazen de bazı yüzeylerde, yani yüzey derken mesela yer, bildiğimiz yer. Burası Süleymaniye'nin bahçesi ve yer, zemin yani. Zemine bir su düşmüş ve aydınlık bir alan var aşağıda. Çünkü aslında bir taraftan ışık var, bir ışık var. Ancak şöyle söyleyeyim, bir tarafta ışık var, bir tarafta da bu arada daha az ışık var ve modelimiz de burada, yani koşan insan da daha doğrusu siyah giyindiği için bir silüet etki oluşmuş mu? Yansımada tamamen, yansıma fotoğrafı bu, silüet etki oluşmuş. Bu arada 2 dakika şöyle bir anlatım bakıp balerin modelli fotoğraflarınızı hatırlattı. Balerin modelli. Aslında o balerin benim modelim değil bu arada. O balerin tesadüfen, yani herhangi bir şey değil, Alman bir aile, hatta Dresden'dan gelmişler. Alman bir anne çocuğunu, tabii sonradan öğrendim, kızını çekiyordu. Galiba kızıydı, bilmiyorum, sonradan öğrendim daha doğrusu. Yani ben o an çekerken bilmiyordum kim olduğunu. Çekiyordu, hoşuma gitti, rica ettim. Dedim ki hani bir tane de ben çekebilir miyim? Ben Alman olduğunu bile bilmiyorum tabii, konuştuktan sonra öğrendim. Anlamadım dedi İngilizce olarak. Allah'tan İngilizce konuştu. Çünkü benim Almancam yok, yani anlayamam ne dediğini. Kızım dedi, tabii ki çekebilirsiniz dedi. 9-10 yaşlarında bale kursuna giden bir kızı varmış. Ve Türkiye'yi ziyaret ederlerken anne çekerken yancı olarak rica edip birkaç karede ben çektim. Yani model değil bu arada. Öyle söyleyeyim, 9-10 yaşlarında bir kız, bir turist bir kız hatta. Bakalım. Teşekkür ederim, yansıma fotoğrafı güzel olmuş yazmış Özcan Aroğlu. Evet, gene aynı şekilde bakın, mimari az önce dedik ya, minimal geometrik fotoğraflarda aynı zamanda silüet etki neredeyse, bakın burada bir ışık var aslında, modelin hemen kafasının üstünde bir çizgi halinde ışık oluşmuş ama diğer yerler tamamen karanlıkta kalmamış. Ancak burada gene modelimiz siyah giyindiği için bunu silüet kategorisinde gene değerlendirebiliriz. Çünkü modelden ziyade modelin vücudunun silüeti ön plana çıktığı için bu arada. Bakalım şöyle fotoğraflara. Sis fotoğrafları. Bu fotoğraflar da yine aynı şekilde hem minimal kategoride değerlendirilebilir bu arada. Çünkü sis arka tarafı tamamen uçurmuş. Aynı zamanda ışık gölge fotoğrafları, silüet fotoğrafları içine de sokulabilir. Bu tip fotoğrafları çekmek siste gerçekten çok zor bu arada. Sis fotoğrafları birazcık böyle kontrast az oluyor o ortamlarda. Ve ona göre bir pozlama vesaire yapmanız gerekiyor. Çekerken dikkatli olmak gerekiyor ve hani ölçümleri alırken de ona göre tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Sis fotoğrafları insanı yanıltır. Özellikle gece çekilmişse. Bu fotoğraf gece 11'de çekilen bir fotoğraf bu arada. O yüzden olabildiğince biz bunu şöyle yapmalıyız. Arka plana göre ayarlayacağız. Tabii ki ışıklara göre, buna göre bir ölçüm almalıyız bence. Yine bakın, ışık aynı şekilde buradan alıyoruz. Silüet fotoğraflar
Yine aynı şekilde küçük minimal bir modelimiz var. Arka planda gördüğünüz gibi ışık var. Geçelim. Yine gördüğünüz gibi arka planda bir ışık ve minimal. Bakın yine aynı şekilde arka plandan bir ışık ölçümü alınıyor ve modelimiz tabii ki beyaz giydiği için yarı ters ışıkta kalmış bir model oluyor. Bu arada şöyle açık kalabilir de fotoğraf, hiç fark etmez bu arada. Sormak istedikleriniz var mı? Şimdi iki konu birden anlattık ama tabii ki minimali tam olarak anlatabildik mi? Tabii ki hayır. Işık gölgeyi tam olarak anlatabildik mi? Hayır. Bu birazcık tozunu almak, birazcık fikir vermekti. Bu arada sorularımız var mı? Biraz uzun mu tuttuk? Yorgun musunuz? Hiç bilemiyorum açıkçası ama gayet keyifli gidiyordu. Bu arada bir sorumuz var. Hocam, siyah beyaz fotoğraf işleme konusunda önerebileceğiniz program var mı? Siyah beyaz fotoğraf işleme konusunda ben Photoshop artı Silver FX var içinde. Onu da kullanabilirsiniz. Photoshop'un eklenti programlarından Silver FX var. Ya da direkt Photoshop da kullanabilirsiniz bu arada. Güzel olur. Yani güzel tonlar çıkar ortaya. Önemli olan o skaladaki beyaz ve siyah dengesini ayarlayabilmek bu arada. Bu arada sorumuz varsa alayım. Yoksa sizleri epey cumartesi akşamı meşgul ettim galiba. Çünkü mecburen iki konu birden anlattığımız için böyle oldu. Var mı? Kaçıranlar için bir daha anlatır mısınız? Parlak alanlardan ölçüm alıp netlemeyi başka bir noktadan. Şimdi parlak alandan ölçüm yaparsınız bu arada. Parlak alandan ölçüm aldıktan sonra manuel olarak makine ayarları girersiniz. Daha sonra kadrajınızı yaptığınızda zaten manuel ayarda olduğunuz için ışığınız değişmez. Gene yapabilirsiniz. Bakalım. Teşekkür ederim. İyi, çok sağ olun övgüleriniz için bu arada. Başka soru var mı? Teşekkürler var. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bir dahaki ders ne zaman diye sormuşlar. Galiba aylık periyotlarla böyle şeyler yapacağız. Bu arada bu videonun altına istediğiniz şeyler olursa yazmanızı rica edeceğim. Bu videonun altına özellikle. Biz de en azından sizlerden aldığımız istekler doğrultusunda programları şekillendirebiliriz bu arada. Buradan evet doğru. Okuyorum bir taraftan her soruyu, pardon, aynası makine kullanıyorum, lens değiştirme fikri tedirgin ediyor diyor, çünkü sensör açıkta kalıyor. Zaten sensör açıkta kalacağı için makinanızı, şimdi benim burada şeye zarar vermeyeyim ama şey var, bir mikrofon takıldı, bu objektifi değiştirirken zaten makineden bu şekilde değiştirmeyin, yönünü kendinize döndürerek değiştirin kesinlikle. Yani yönünü kendinize döndürürseniz şu şekilde saklayarak, ya da bir küçük bir kese olabilir, ya da önünü kapatıp hemen değiştirebilirsiniz. Bu şekilde değiştirebilirsiniz bu arada. O, çok teşekkürler Esra Erol, Gülgünay. Bu arada sorular var mı? Şuradan hemencecik atladığım bir şey var mı? Atladığım bir şey olursa bu arada yazın lütfen. Bunları ben video altına da yanıtlayabilirim her zaman olduğu gibi. Bu arada yeni başlayanlar için minimal konusunda eğitim kitap önerileriniz var mı? Maalesef yok. Bir tek dediğim gibi Michael Firm'ın biraz kitabında bahsetmiş. Ama ben şöyle yapacağım. Gül Yıldız adlı YouTube kanalında birazcık daha böyle detayını böyle parça parça part part işlemeyi düşünüyorum. Gerçekten derin bir konu. Ve maalesef ki Türkçe olarak kitap yok. Maalesef yok. Yabancı yayınlar var. Onlar da genelde üniversitenin akademik yayınları var. Birkaç kitap var. Yani bir kadın, hatırlamıyorum şu an ismini. Olmadı yazarım bu videonun altına. Ama pek yok bu arada kitap. Maalesef yok minimalle ilgili. Söz size, o kitabik anlatımı video olarak part part ben size anlatacağım. Bu arada ben teşekkür ederim. Başka çok teşekkürler. Bu yayın kaydedilecek, evet Erkan Kocaman, bu yayın kaydedilecek. Ben çok teşekkür ederim Aşen Özarman, Oya Çelik. Bu arada hani göremediğim ve ismini okuduğum bir sürü arkadaşım var ve video kapandıktan sonra da bakacağım gerçekten, çünkü sizler olacaksınız ki bu tip videolar değer görsün, kıymet bilsin. Sizler olacaksınız ki biz bu videoları yapalım ve keyifle anlatalım. O yüzden ben de çok çok teşekkür ediyorum bu arada.
Volkan Onay bir soru daha var ama ışık ölçümü netleme yapıldığında oluyor. Tabii yani bazı makinalarda bu arada direkt tuttuğunuzda da ışık ölçümü yapar. Bazılarında yarım deklanşör yaptığınızda da bu sizin makinanıza da birazcık şey. Ahmet Can Köse Gül Hocam level atladık. Ha. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok incesiniz hepiniz. Ben bir teşekkür daha etmek istiyorum bu arada. Sizlere ilk önce kıymet verip dinlediğiniz için, Fujifilm ailesine bizi burada buluşturduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi istediğiniz konular var ise eğer bu videonun altına lütfen yazın. Biz de ona göre bu programları çeşitlendirelim. Çok teşekkür ediyorum diyeyim. Yani ben kalırım bana kalsa ama yorulan arkadaşlarımız vardır belki de, bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. O yüzden görüşürüz. Son bir kez daha bakayım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bekliyorum bu videonun altına yorumlarınızı. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.